Siz... durumda. Katıl butonu ile bize vereceğiniz destek sayesinde yeni videolar ve canlı yayınlar üretme imkanı da bulacağız. YouTube kanalımızdaki katıl butonuna tıklayarak alternatif programları öğrenebilir ve hangi ayrıcalıklardan yararlanabileceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. Daha iyi, daha güzel, daha verimli bir video kanalı için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba Cenk. Selamlar abi, merhaba. Selam. Alamadım sesimi. Bugün ev sahibi sensin abi. Evet. Nasılsın? Nasılsın? İyi valla. Benim şu anda ben İstanbul dışındayım. Dolayısıyla internetimde bir şey var ama küçük bir gecikmeli duyuyorum, görüyorum. Onun sebebi de bilgisayarda aynı anda başka da bir işlem yapıyorum. 3 dakika sonra benim internetim normale dönecek diye umut ediyorum. İnşallah yani. Tamam. Onun için biraz böyle gecikmeli cevap verebilirim. Tamam. Boş boş bakabilirim, haberin olsun. 3 dakika daha en azından. Peki. Buradan Videogram izleyicilerine 23 Nisan'da koltuğu Serkan'a verdim mesajı iletmiş olabilir misin? Bu konudaki yorumlarını da alabilir Yavaş miyim? yavaş şey Çocukları yapıyorsun dedik. valla. Ben de fotoğrafçılık konusundaki görüşlerimi Ele açıklayayım. geçirdin her şeyi. Ne Tamam. diyeyim? Nasıldı bu haftanın gelen fotoğrafları? Fena değildi sanki, değil mi? Biraz az sayıda geldi. 500 kadar fotoğraf geldi. Ben daha çok olur diye bekliyordum. Ama herhalde şeyden kaynaklı, neredeyse bir yılı aşkın bir süredir ne dışarı çıkabiliyoruz, ne bir yerde konser var, ne sokak müzisyenleri var falan. Dolayısıyla da eski fotoğraflar diye tahmin ediyorum. Onun için biraz az geldi bana. Ama ben daha çok yani geçtiğimiz haftalarla kıyasladığımızda biraz daha keyifli fotoğraflar izlediğimizi düşünüyorum. Sayının azlığı konusuna katılıyorum. Ama onunla beraber biraz daha yani oran olarak daha keyifli, biraz özenilmiş Evet. fotoğraflar vardı diye düşünüyorum. Yavaştan başlıyorum ben o zaman. Evet. Tamam. Top sende abi. Bugün patron sensin. Peki tamam. Patron olarak kimdi o? Hani padişah bensem gel tahta geç değilsem de vesaire diye bir şey vardı. Hani bu vesileyle seni tekrar alabilir miyiz buralara bilemiyorum ama şimdiden herkese merhabalar. Ekranı paylaşabildiğimi umuyorum. Bir dolu şey bana yabancı. Cenk'ten biraz yayın başlamadan önce kopyalar aldım ama bu işler biraz el alışkanlığı da gerektiriyor. Oradan onu paylaş, buradan o sırada bilmem neyi kapat. Yayın başlarken de fark etmişsinizdir. Cenk'in işte bizim katıl videosunun olduğu şey sessiz bir şekilde başladı. Sonra bir yerlerden sesi açmayı falan şey yapabildim. Orada Cenk'in playbackleri için kendisinden özür diliyorum. Yarısından sonra tam ana mesajın olduğu yerde duyuldu sesimiz. Şimdi geçtiğimiz hafta buradaki herkesin bildiği üzere Videogram müzik etiketiyle Instagram paylaşımlarına davette bulunmuştuk. Biraz önce de konuştuğumuz gibi hani 500'ün biraz üstünde sayıda bir paylaşım geldi. Ben kendi adıma hani daha yüksek sayısal olarak daha fazla paylaşım bekliyordum ama gelen paylaşımların niceliğinden ziyade niteliği birazdan da hep beraber görürüz. Daha yüksek orandaydı diye düşünüyorum. Şimdi buradaki sihirbazlıklarla geçmeye başlayayım.
İlk önce Cenk'in yaptığı gibi, geçtiğimiz haftalarda ondan öğrendiğimiz gibi. Reklam mı diyorduk Cenk bunlara? Ne diyorduk? Evet abi, Tamam. hatırlatmalar diyelim. Hatırlatmalar ve duyurular diyelim. Reklam demeyelim. YouTube kanalımıza abone olmanızı, Benim dostlarınıza... internet biraz şey bu arada, az bir zamanı kaldı. İnşallah ondan sonra düzelecek. Tamam, kısmet diyelim. YouTube kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Buradaki ekran görüntüsündeki sayının biraz daha üstündeyiz. 4200'lerdeyiz ama bence Mayıs sonunda video gören olarak 5000'i zorlamalıyız artık. Verilen emeği, sizlerin emeği ve bizlerin toplam emeği düşünüldüğünde. Bunun için ekstra bir çağrı olarak nitelendirmiş olalım. Yine benzer bir şekilde geçtiğimiz ay içerisinde video görende katıl aboneliğini hayata geçirmiştik. Buraya destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi katıl üyelerine özel hem özel atölye videoları, özel canlı yayınlar yapıyoruz. Katıl abonelerinin bize verdiği desteğin özel bir ekonomik şeye karşılık gelmediğini ama bu işi yapmamızı destekleyen dostlarımız olduğunu bilmemizi sağladığını bir kez daha hatırlatmış olalım buradan. Ürün inceleme videolarını Cenk'in geçen haftaki şeyini hatırlıyorsunuzdur. Bir LED çadırıyla boğuşmasını hatırlıyorsunuzdur. Bunlara devam ediyoruz. Çok keyifli içerikler oluyor. Sizlerden de açıkçası bu kadar etkileşim alacağını beklemiyorduk ilk tasarlanırken. Ama özenli içerikler olduğu için ve reklam kokmayan paylaşımlar olduğu için böyle bir şey alabildiğimizi düşünüyoruz, etkileşim alabildiğimizi düşünüyoruz. Sosyal medya kanallarını bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Instagram zaten hani bu yarışma demeyelim ama bu paylaşımları yaptığımız ana mekan. Twitter'da ve Facebook'ta da sayfalarımız ve ilgili kanallarımız bulunuyor. Bunları takip etmenizi, dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. En son katılan kanalımız bu, Telegram kanalı. Burada daha günlük ipuçları paylaşıyoruz. Aynı zamanda yakın vadede biraz daha bu programların tanıtımı, daha anlık içerikler içinde kullanmayı düşünüyoruz. Telegram'a girdikten sonra videogram şeklinde aratıp bulabilirsiniz. Portfolyoları web sitemizde önemli bir sizden gelen içerikler olarak düşünüyorsunuz. Videogren.com'a girdiğiniz zaman bu portfolyolarla ilgili kısa bir şey bulunuyor, nasıl paylaşacağınızla ilgili. Buraya üretimlerinizi bekliyoruz. Bitti herhalde Cenk, görüntün geldiğine göre şey. İnterneti değiştirdim. Öbürü bitmedi de. Tamam. İki telefon var. Öbürüne bağlandım. Bakayım. Tamam. Phototrack İstanbul Hatırası'nın kursları ve seminerleri devam ediyor. Buradaki içerikleri ve buradaki atölyeleri özellikle farklı seviyedeki arkadaşlar için hazırlandığını bir kez daha hatırlatalım. Ben Videogren'in hem tırnak içinde diyelim kurucularından olmakla beraber buradaki bir dolu seminere şoför yanında katıldım. Yani hem Cenk'in hem Murat abinin yanında. Çok bağımsız bir gözle söyleyebileceğimi düşünüyorum. Son bir senede fotoğrafçılığım işte bir tık geliştiyse bunların bir payı oldu. Buradan da hocalarıma teşekkür ediyorum. Bana Eyvallah. umut vermedikleri için. 2-3 hafta önce başlamıştık buna. Her hafta son sürpriz olmasın. Belki dostlarımız portfolyolarını, daha önceki çektikleri fotoğrafları, arşivlerini de bu gözle değerlendirirler diye önümüzdeki haftaların konularını ipucu şeklinde veriyorduk. İşte önümüzdeki hafta dağ fotoğrafları, çok çokluk, merdiven fotoğrafları, gökyüzü, gölge fotoğrafları gibi konular cepte. Bu yayının sonunda bir sonraki haftanın başlığını açıklayacağız. Ama şimdiden hani burada gördükleriniz üzerinden arşivlerinize bir göz atmanızı veya çekme şansınız varsa pandemi koşullarında bunları gözeterek çekmenizi rica edelim ve hatırlatmış olalım. Serkan Arıkuşu.com'u da bu vesileyle hatırlatmak, pardon, hatırlatmak istiyorum bu vesileyle. Burada Cenk çok şey gibi olacak ama hani ben özellikle
eski döneme dair paylaştığım fotoğrafların çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Ben Bir de öyle bütün düşünüyorum ya. olarak Ne yalan söyleyeyim. yani gözümüz biraz eskiyi ve eskide çekilenlerin emeğini arıyor zannedersem. Bunları bir de böyle toplu bir şekilde görmek çok iyi geldi bana. Hani kendi tanıdığımız dönemin İstanbul'unu, o dönemin teknik olanaklarını vesaireleri de görmüş olduk. Eline sağlık tekrar. Eyvallah. Yeniler iyi değil diyorsun yani, onu anladım. Yenilerde de biraz çalışmışsın yani bayağı bir Daha şey çalışırsam olur yapmış. mu? Daha çalışma artık istersen bir 30 seneden sonra biraz dur istersen ama herhalde virüsü alınca duramıyorsun da değil mi? Öyle bir Evet, şey de var herhalde yani. fotoğrafta. Böyle bir şey var. Henüz yaz ayı planlarını yapmamış dostlarımız varsa Bafa Sanat Kampı yani bunu tatil diye şey yapmayın bir yorulacağınız, mutlu bir şekilde yorulacağınız bir fotoğraf ve Evet. sanat kampı olarak düşünmenizi öneririm. Hani dur bugün de biraz uyuyayım falan gibi şeylerin hiç olmadığı, sabahtan akşama kadar fotoğrafla iç içe geçen bir kamp. Özellikle Temmuz ayındaki 5 Temmuz'da başlayan dönem. 4 dönemdi değil mi Cenk? Nasıl? Evet, 4 4 dönem dönem Temmuz'da başlıyoruz. başlıyor. Bir Temmuz boyunca oradayız herhalde. Tamam. Oradayız dediğim buradayız. Bana çok yakın, yarım saat uzaklıktayım. Öyle mi? Sen ha o tarafa geçmeyelim. Tamam, Milas'tayım, anladım. Tamam. Diyerek yavaştan bu haftanın konusuna geliyorum. Eyvallah. Nelere baktık gibi bir şey de Evet, şu vardı vardı. Bunu sen galiba. hafta içinde de paylaşmıştın. Yani videogram müzik deyince ne bekliyoruz diye. Yani çok bağlantılı bir şey. Dans beklemediğimizi söylemiştik burada. Kuşkusuz dansı görünce arkada bir müzik de düşünüyoruz ama hani dans farklı bir görsel dile sahip. Hem de Onun onu dışında başka bir hafta kullanırız. Daha iyi. evet, hepsini birden şey yapmayalım. Sadece müzik aletleri de olmasın dedik. Yani bu konularda da güzel fotoğraflar vardı ama böyle bir şey koyduğumuz için şey yapmış Ya olduk. Yani bir şöyle obje olarak fotoğraflar, değerlendirmeyelim dedik. evet öyle fotoğraflar vardı. Yani bu müzik store'larda falan satılıyor ya işte. Yani gitarlar falan. Yani mesela duran bir gitar efendime söyledi ama müziği icra etmek iş asıl. Dolayısıyla da hani sadece müzik aletini görmek bizi çok mutlu etmezdi. Onun için böyle bir not düşmek istedim ben. Aslında yani şu şeyi de paylaşayım biraz daha konuşuruz. Mesela konser fotoğrafları varsa yine bununla ilgili karma şey değil biraz daha netleşmeyi. Evet, bir iki tanesiyle ilgili ben konuşmak istiyorum bu Konuşuruz. konserlerde. Sokak müzisyenlerinde de benim de burada söyleyeceğim birkaç şey var. Aslında fotoğrafları izlerken konuşuruz üzerine. Çevrenin de konuyu desteklemesi meselesi önemli. Evet. Yine çok sayıda paylaşan dostlarımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Ama orada şöyle bir nokta var. Onun için bunu özellikle herhalde her hafta koyacağım ben bu uyarıyı. Çünkü şöyle oluyor. Mesela arkadaşlar 7-8 fotoğraf paylaşmış oluyor tek bir post içinde. Bunlardan ilk sıradaki müzikle ilgili olabiliyor. Fakat ona etiketi koyduğu zaman biz şeye bakarken Instagram bize ilk fotoğrafı göstermeyebiliyor. İkinci, üçüncüyü gösterebiliyor. Bir de biz en son bütün fotoğrafları senin şey yaptığın bir programla indiriyoruz. Şimdi mesela ben o dosyayı paylaşsam burada görecek arkadaşlar. Yani bir sürü ilgisiz fotoğraf var. Şimdi Doğru. şöyle bir beklenti çok zor. Abicim işte ben tamam 35 tane fotoğrafım var ama bunun arasından da müzikliği de ayırsın artık o kadar. Ya vallahi o kadar yapamıyoruz yani. Bazen böyle atölyelerde falan oluyor. Biraz benim atölyelere katılanlar biliyor. Böyle ikinci, üçüncü oturumda artık iyice şey başlıyor. Ben o zaman söylüyorum, diyorum ki ben sizin asistanınız değilim. Ben sizin hocanızım. Yani siz bana iş yaptırmayacaksınız. Öyle bir şey olursa sistem değişir çünkü. Başka bir şeye dönüşür. Doğru. Yani biz bu değerlendirmeleri yaparken zaten çok büyük bir işçilik yapıyoruz. Yani sunumun hazırlanması, fotoğrafların seçilmesi, o su bu su bilmem nesi. Mesela bu hafta ben şimdi Milas tarafındayım ve biraz böyle işler güçler vardı. 2 gün öne çıkanlar paylaşamadım. Hemen arkadaşlar mesaj atıyor. Niye paylaşmadınız falan diye. Çünkü meşgulüz yani işimiz de var, başka işlerimiz de var. Dolayısıyla bak o da bir emek.
Bir de onun arasından insanlar acaba bu fotoğrafı mı göndermek istedi yoksa bu fotoğrafı mı paylaşmak istedi, biz ayıramıyoruz. Onun için çoklu paylaşımları etiketlememeyi ben hararetle rica edeceğim. Tek tek 5 tane fotoğraf ya da çoklu paylaşmak istiyorsan 5'ini de bir şeyin içine koy. Öyle paylaş ama o zaman da biz öne çıkanlarda en fazla birini gösterebiliriz bir kere de. Çünkü öbürkilere bakmayız yani gün içerisinde, aa bu öbür 5 tane neymiş diye bakamıyoruz ki, en son indirdiğimiz zaman oluyor. Ona biraz dikkat etmekte fayda var açıkçası ya. Bir de yani bununla ilgili küçük bir not, mesela yani 1 senedir 2 senedir Instagram'ı bu amaçla kullanıyorsanız ve bir sene önceki bir müzik fotoğrafını etiketlediyseniz, emin olun 1 senede hem sizin fotoğrafçılık bilginiz hem sizin hayat görüşünüz vesaire değişmiştir ve o fotoğrafı bence yeniden paylaşsanız, buradaki dinlediklerimiz, hani geçen hafta şakasını yaptık ya, video gören Ve öncesi evet, çünkü değil mi? vs Tabii. şeklinde. Ha, ben bu fotoğrafı şimdi paylaşsam biraz daha farklı paylaşırdım, farklı düzenlerdim gibi şeyler de olabilir. Bunun kendisi bile tek başına, hani biz o fotoğrafı seçip seçmememizden bağımsız, öğretici bir faaliyet aslında. Yani bir Evet. sene önce çektiğiniz bir fotoğrafı yeniden paylaşırken aynı gözle, aynı şekilde paylaşmıyorsanız bir değişimin işareti bu ve iyi bir değişim olduğunu düşünüyorum. Kesin. Fotoğraflara geçmeden önce sana bir soru var Cenk. Covid nedeniyle Bafa'da yasak var mıdır diye bir şey var. Bu konuda paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yasak Sanat kampı. derken Hani şöyle, fotoğraf kampında biz şöyle yapıyoruz. bafasanatkampı.com sitesinde onu biraz daha detaylı şey yapabiliyoruz. Geçen sene işte PCR testi, antikor testi bilmem ne falan gibi şeyler istemedik kimseden. Genelde zaten hani böyle bir durum varsa bizle paylaşabilecek dostlar olduğunu biliyoruz. Belli bir kafa yapısında dostlarımız da orada birlikte oluyoruz. Normalde bizim 32 kişilik bir kapasitemiz var orada. Biz onun yarısını kullanıyoruz. Normalde biliyorsun bizim gezilerde şöyle şeyler normaldir. Abi Serkan sen tek geldin ama işte Cenk'le kalacaksın. İşte Ayşe sen geldin ama Fatma ile kalacaksın gibi yapardık. Bafa'da böyle bir şansımız yok. Tek geliyorsan tek kalıyorsun. Ancak bir arkadaşınla, eşinle, dostunla geldiysen ve beraber kalmak istiyorsan beraber kalmaya izin veriyoruz. İşte her gün ateşler ölçülüyor, maskelerimiz var bilmem ne. Bir de çok izole yaşıyoruz. Yani bizim kampta bulunduğumuz dönem başka kimseyi kabul etmiyoruz oraya. Yani işte hem bir restoran hem bir pansiyon orası aynı zamanda. Ama dışarıya kapatılmış oluyor. Ve 2 senedir de programlarımızı mümkün mertebe sadece bizim kamp alanında ya da kimsenin olmadığı dağda falan yürürken yapacak şekilde organize ediyoruz. Minimum temasla çözmeye çalışıyoruz. Onu söyleyebilirim. Bir de hani bunlara ek olarak zaten Temmuz ayına yaklaşırken Açıkçası yeni yani aklıma... kurallar, yeni şeyler gerekirse Evet, zaten kimseye tabii. tehlike Ona atmayacak şekilde bunlar tabii ki yapılır, tabii. Bir de uygulanır. bu şöyle bir şey. Ben genelde bizim mesela yurt dışı gezileri için de yurt içi gezileri için de söylüyorum. Diğer turizm işi yapan firmalara bir şey atmak için söylemiyorum bunu. Mesela arkadaşlar bizi arayıp bilgi aldıklarında diyorum ki yani şundan emin olmanız lazım. Ben de sizle geliyorum. Yani atıyorum ya Nepal'e gidiyoruz orada yemekler kötü mü? Ya ben de geliyorum. Kötü olsa hele yemekte ben mümkün değil şey yapmam. Ne bileyim güvenli olmayan bir yer olsa ben şimdi normalde bir turizm firmasını aradığında bir gezi hakkında bilgi istediğinde oradaki görevli sana bilgiyi verir ama oraya hiç gitmemiştir bile. Ve muhtemelen de hiç gitmeyecektir zaten. Ama bizdeki programları ister Cem'i arasın arkadaşlar, ister beni arasınlar. Bilgiyi konuştuğumuz zaman birlikte yapacağımız şeyleri konuşuyoruz. Yani bir Covid, korona bir tehlike olsa, risk olsa zaten biz de gitmeyiz. Yani Doğru. biz de canlıyız valla. Yani normal insanız bildiğin. Biz de korkuyoruz herkes kadar, biz de çekiniyoruz. Tamam. Bununla ilgili gelişmeleri bafasanatkampı.com üzerinden herkes takip Evet, edebilir. Bu eyvallah. vesileyle onun sitenin adresini bir kez daha hatırlatmış olalım deyip
Yavaştan başlıyorum. Girişelim abi, evet. Tamamdır. Genelde seni eleştiriyoruz yavaş diye. Ben de fena bir performansa sahip değilmişim yani uzatma konusunda. Tamam. Yok ya, şahane, 20 dakikada bağladım. Ben olsam daha da sürer. Ben bir başlamadan şeyi söyleyeyim mi? Hep buyur. Böyle arkama bir tane film şeyi koymaya çalışıyorum. Bunu herkes hı-hı izlemiştir ama ben yine de söyleyeyim. Niye herkes izlemiştir diyorum. 2002 yapımı bir filmin afişinin önünde oturuyorum şu anda. City on'un Brezilya-Fransa ortak yapımı bir film. Filmin çok şey bir bölümünde bu çocuğun yani bir foto muhabiri olmasının üzerinden de giden bir muhabbet bölümü var. Ama hem görselliği hem kurgusu hem hikayesi anlamında henüz izlememiş olan varsa, denk gelmemiş olan varsa mutlaka tavsiye ediyorum. İzlemiş olanların da biraz da fotoğraf gözüyle izlemelerini tekrar hatırlatmak isterim açıkçası. City of God, daha sonra bunun bir başka versiyonu da çıktı. City of Man diye bir film daha var. Onu da tabii ki hararetle tavsiye ediyorum. Hani sanatların bu tarihsel hikayesi içerisinde resim, fotoğraf, sinema diye devam ettiği için sinema hem fotoğraftan birçok kuralı, kriteri alıp kullanan hem ona yeni şeyler ekleyen, fotoğrafı da etkileyen bir sanat. O nedenle o fotoğrafçılığı geliştirmek için de böyle şeylere bakmakta fayda var. Tamam. Belki bir gün bir olayım sinema şeyi yapabiliriz Cenk, böyle seçtiğimiz 2-3 film fotoğraf üzerinden. Fotoğraf sinema ilişkisi diye bir şey, evet, yapalım. Bir muhabbet döndürelim. Keyifli diyor olabilir. 2-3 fotoğrafı önceden herkes izlemiş olarak, tamam, gelirse üzerine konuşabiliriz. Süper. Bu sefer başlıyorum artık. Hadi inşallah. İlk fotoğraf Arif Bey'in, Arif Aykan. Güzel bir konu. Teknik olarak bazı sıkıntılardan herhalde bahsetmek mümkün. Yani bir karanlık, hani bizim o sevdiğimiz bir karanlık değil açıkçası. Biraz daha gökyüzünde mavi tonlarını görmeyi isterdik şey tarafında. Eğer bu yoksa oradaki alanın mümkün olduğunca daraltmak iyi bir tercih olabilir, göstermemek. Yine teknik olarak arkadaki ışıklar bir kısmı fotoğrafa destekleyici öğeler gibi görünse de bir kısmı da gözü alıp götürüyor. Patlama şeklinde yorumlanabilir. Düşük. Evet. Ensantene yani, dolayısıyla zannedersem biraz netlik problemi var değil mi Cenk? Evet, elde bir hareket var. Hareket. Dolayısıyla da o hareket olduğu için sanki böyle dikey değil de yatay bir kadrajla biraz aşağıdan biraz yukarıdan vazgeçip hani kolu da tam dahil etmek belki daha da güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Böylece bu insanın bir tarafında çok boşluk kalırken diğer tarafı kolu dayanmamış olacaktı. Daha dengeli bir kadraj olabilirdi sanki. Tamam. Atakan Dayın bir fotoğrafı. Ben bu fotoğrafı gördüğümde biraz kaçmış diye şey yaptım aslında. Değerlendirdim. Yani siyah beyaz işçiliği konusunda hani kesinlikle bir müdahale ve farklı bir göz gerekiyor ama evet. Burada arkadaki çocukla öndeki işte yakını diyelim veya çalan kişi arasında yüz ifadelerinde farklı bir şey olsa bence çok ve farklı bir açıdan çekilse çok şey olabilirdi. Hani çocuk mutlu veya çocuğun bu yüz ifadesiyle öndeki kişinin yüz ifadesi birbirini desteklemiyor açıkçası. Yani öndekinin neşeli bir anla çocuğun neşesiz bir anı denk gelse şey olabilirdi. Bunun dışında arka fon ön tarafı çok destekleyici değil diye düşünüyorum. Bu fotoğrafı alıp götürüyor. İki kişiyi ayırmaya çalışmış bu. Bunun için hani çekim açısına çok özel bir şey söylemeyeceğim. Yani şey tarafından. Normalde kadını biraz daha önden görmek isterdik şey olarak ama bu kadrajda zannedersem eğer yüzler üzerinden yani çocuk ve işte kadının yüzü üzerinden bir şey yapamıyorsak başka bir şeyle fotoğrafın ön plan arka plan gücünü arttırmamız iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet. Senin yorumun var mı? Şimdi burada yani tam dediğin şeyi söyleyecektim ben de. Eğer bu bakışlardan, duruşlardan, ifadelerden bir güç almaya çalışıyorsak ifadeler o kadar güçlü değil. Dolayısıyla hikayeye başka öğeler katmak lazım. Bence bunun daha dışarıdan izleyicilerle beraber falan çekilmesi o hikayeyi güçlendirebilecekti. Hani hem kadının hem çocuğun
ifadelerinden çok fazla izleyici, dinleyici olmadığı gibi bir fikire kapılıyorum ben. Onu gösterebilir ya da çok varsa onu gösterebilir. Önde işte hani kemanın kutusunu açmıştır ama içi boştur falan. Onu gösterebilir. Bu ifadeleri destekleyecek bir şeyler lazım da. O eksik ve dediğin gibi siyah beyaz işçilik çok gri tonlarda siyah, kalmış. Siyah beyaz değil yani, sıkıntı değil. Orada. Bunun örneklerini çok göreceğiz yani bu Evet. Şeyde. Yani fotoğrafçıların denemeyi sevdiği bir şey. Önde müzisyen sabit, önde de geçen bir şeyler var. İyi örnekleri de var. Farklı şekillerde yorumlanmış örnekler de var. Burada kişiyi yani müzisyeni net görüyor olmamız, açık bir şekilde görüyor olmamız doğru. Ama fotoğraf şu an tam iki şeyden oluşuyor. Yani bir sol tarafta bir geniş alanda bir müzisyen görüyoruz. Sağ tarafta da başka bir hareketli nesneler görüyoruz. Bu haliyle ikisi arasında bir bağlantı kurmak zorlaşabiliyor diye düşünüyorum. Yani başrol yok değil mi? Başrol evet, yok fotoğrafta. İki ayrı fotoğraf var Evet. Şeyi oluşturuyor bende. İzlenimi oluşturuyor. Ama hani üzerine çokça çalışılabilecek güzel konular, güzel bir konu bu. Yani hani eğer karşınızdaki kişiyle de müzisyenle de bir muhabbetiniz varsa tripodu kurun ve bekleyin. Yani hani buradan farklı kadrajlardan güzel bir şey çıkmama ihtimali yok diye düşünüyorum. Ama bu örnekte biraz hani nereye bakmamız isteniyor? Müzisyene mi bakmamız isteniyor? Geçip giden fotoğraf kişilere mi bakmamız isteniyor? Bir o konuda bir fotoğrafçı müdahalesi gerekirdi kanaatindeyim. Kesin. Şöyle çünkü yürüyen insanlar flu olacağı için zaten başrol olmayacaklar. Dolayısıyla onları bir bütün olarak görmemize gerek yok. Yarım vücutla görsek bizim için aynı, yürüyüp geçiyorlar diyeceğiz. Arka planda orada bir dükkan, vitrin bir şey var diyelim. Orada göreceğimiz bir şey öndeki müzisyenle bir kontrast ya da uyum oluşturursa orayı da görelim. Ama o da yok, orayı da kesebiliriz. Ve teorik olarak net olan ve bizim başlığımıza uygun olan, müzik başlığına uygun olan konu oradaki çocuk. O müzisyen. O zaman onun çok büyük girmesi lazım. Yakın girmesi lazım ki diyelim ki evet başrol bu, bu da çevresini oluşturuyor. Burada çevreye daha çok yük bindirilmiş ama çevre bunu öne çıkaracak bir çevre değil. Geçiyorum. Sabri Alp'in bir fotoğrafı. Sevgili Sabri'nin fotoğrafı. Böyle evet. Bir ortam var kesin, değil mi? Evet. Bir ortam yani var. Yani kendi ama işlerinde çok eğlendikleri de kesin. Bu duyguyu alabiliyoruz şey tarafında. Bakan kişiler olarak. Bu kuşkusuz telefondan baksak biraz daha şey olabilir ama yine ben siyah beyazı ile ilgili biraz çalışılabileceği kanaatindeyim. Bilmiyorum senin evet. Yorumun ne olur Cenk şey tarafında. Diğer tarafta da bunun anın büyüsü dışında fotoğrafçının katkısını biraz daha hissedeceğimiz bir şeylere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani an güzel ama hani ben buraya gittiğimde ben de benzer bir kare çekebilirim. Sabri Bey çekmiş, Ayşe Hanım çekmiş vesaire. Bizleri normal çekenden bir tık farklı gösterebilecek, benim bakış açımda budur diyecek bir müdahaleye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu belki şey olabilir, iyice sol tarafa gidip bir alan derinliğinden yararlanmak olabilir gibi gibi, hiç önemli değil. Yani hani ne olduğu önemli değil. Ama hani izleyici olarak geçen hafta da konuşmuştuk, hani o müziği duymak istiyoruz dediğimiz bir şey vardı fotoğraflara bakınca. Evet. Oradan müziği duyabiliyorum ben burada. Hani şöyle olmasını bekliyorum ben böyle bir fotoğrafta. Bu kadraj, bu mesafe izleyiciyi olayın dışında tutuyor. Biz tamamen mevzunun dışından bakıyoruz şu anda. Biraz hani tam kelime anlamıyla değil ama röntgenci gibiyiz. Dışarıdan izleyen şeyiz. Oysa ki bizi bu işin içine dahil etmesi lazım değil mi? Mesela sol baştaki adamın yanına kadar girmesi lazım. Sanki biz yani bize göre sol başta aslında sağdaki oturan adamın. Sanki biz onun yanında oturuyormuşuz gibi hissetmeliyiz. O zaman fotoğrafçı duruma bir şey katmış oluyor. Burada dışarıdan baktığı zaman ben bunu gördüm, al sen de gör demiş oluyor. O fotoğrafın gücünü çok arttırmıyor. İster Bresson'un fotoğrafına bakalım,
ister Kudelka'nın fotoğrafına bakalım, ister Steve McCurry'e, kimi bakarsak bakalım. Hep biz konuyla baş başa kalıyoruz. Mevzunun içine dahil oluyoruz. Bizi dışarı atmıyor o fotoğraflar. Bu biraz bizi dışarıda tutan bir görüntü gibi geliyor bana o açıdan. Doğru. Volkan Akın'ın fotoğrafı. Teşekkür ederiz. Her hafta bizi destekliyor, evet. Volkan Bey. Vallahi bravo Volkan. Buradaki fotoğrafla ilgili şimdi senin hani o, gönül ister kapsamında bir şeyler söylemek evet. istiyorum ben. Yani gönül ister ki parantezinde. Evet evet. Bu hakkımızı her hafta kullanıyoruz. Şimdi bu haliyle fotoğrafa baktığımızda gayet güzel simetrik bir kompozisyon. Ortada evet. bir konu var. Ama fotoğrafa bakıyoruz ve hani kafamızı çeviririz böyle bir fotoğraftan diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani hani çünkü hani güzel bir fotoğrafçı simetrik olarak şey yapmış, çekmiş fotoğrafını. Işık ölçümü gayet yerli yerinde. Bu fotoğrafa o merdivenlerin de biraz aslında gücünü katmak gerekiyor. Yani tabii ki o merdivenin gücünü katarken büyük bir ihtimal oradan inen çıkan birileri, onların sanatçıyla kurduğu ilişkiyi anlatabilsek, bunu bekleyebilseydik daha şey olurdu diye düşünüyorum. Bizi içine çeken bir fotoğraf olurdu diye düşünüyorum. Bu haliyle teknik olarak doğru. Hani ben bir müzisyen gördüm şu merdivenlerde cümlesini evet. anlatan bir fotoğraf. Ama hani Volkan Bey'den biraz daha farklı bir şeyler beklerdik diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya ışık acayip olacak basamaklarda. Böyle ışık gölge, ışık gölge falan. Vay diyeceğiz, ne biçim bir grafik olmuş. Ya da dediğin gibi oradan birileri inecek, çıkacak, bir kedi hareket. Inecek, bir kedi inecek, kedi çıkacak, bir şeyler olacak. Bu öbür türlü çok düz bir görüntüye dönüşüyor. Evet. İyi bir an ama güçlü olması başka. Gökcan Arabul'un fotoğrafı. Biraz önce bahsetmiştik bunun evet. örneklerini göreceğiz diye. Yine hani üzerine çalışılabilecek örneklerden. Şimdi bizim işimiz tabii övmek ve kusuru bulmak arasındaki dengede biraz daha kusurlara gittiği için şimdi sağ taraftaki o beyazlık bir kez bizi yaktı. Yani hani fotoğrafın evet. o kısmı yanmış gibi şey yapıyoruz. Sol tarafta da kişinin şanssızlık bu tabii. Hani üzerindeki beyazlığın kendisi gözümü ben mesela oradan kurtarıp müzisyene getiremiyorum. Gömlek veya tişörtün beyazlığı herhalde. Bu kadar koyu bir fotoğrafın içerisinde iki beyazlık bizi ana şeye odaklandırmıyor diye düşünüyorum. Dikey kadraj belki çalışılabilirdi. Çünkü o sütundan sağ tarafının fotoğrafa ekstra kattığı bir şey yok diye düşünüyorum. Bu şekilde birkaç deneme yapılabilirdi. Hatta daha yakın yatay giriyorsak daha yakın girip sağ tarafından fotoğrafın tamamen vazgeçilebilir. Yani gitarın ucunda bitir fotoğrafı. Yukarıyı da kesmiş olursun. Sağdaki beyazlıktan da kurtulmuş olursun. O biraz önce söylediğimiz fotoğrafın daha yakını gibi olur ve daha da güçlü olur. Ama yani müzisyen arkadaş hani bu fotoğrafçı şimdi beni net diğerlerini flu çekecek bakışı ve postürüyle durmuş yani orada. Evet evet. O çok güzel. O yani ben güzel. Pozumu veriyorum ve nefesimi tuttum çekebilirsin demiş. Aynen. Ahter Hanım'ın bir fotoğrafı evet. Evet bu benim sevdiğim fotoğraflardan oldu aslında. Biraz bağlama dolayısıyla torpil geçebiliyor muyuz bilmiyorum öyle haklarımız yok. Tabii ki var var. Tamam. Şelpe burada hani tekniği uygulanıyor. Ona uygun bir şekilde de eller. Şelpe biraz hızlı çalmayı da çok özendiren bir teknik. Onu şey yapıyor. Tabii ki fotoğraf biraz ışık istiyor. Bu hani bizim açımızdan evet arkası tamamen siyah soyutlanmış ama kişinin ellerindeki ışık dışında da bir gözümüzü yönlendirecek bir şeyler arıyor diye. Mesela bu örnekte kıyafet siyah olsa mesela olacak sanki değil mi? Ha, o zaman ışık sadece şey ellerinizde kalacak. Olabilir, doğru söylüyorsun. Onun dışında mesela bu örnekte işte bağlamanın şurası kesilmiş vesairenin hiçbir şey yok. Çünkü baktığımızda göz onu tamamlıyor zaten. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ahter Hanım'a teşekkürler. Şimdi bu fotoğraf çok güzel bir an gördüm ve ellerim titredi fotoğrafı diye yorumluyorum ben. Yani heyecandan çünkü hani iki kişinin böyle hani normal hayatta da çok görmeye alışık olmadığımız bir fotoğrafı hani büyüleyici bir an. Fotoğraf makinesini bırakıp dinleriz zaten böyle bir anla karşılaşsak şey tarafında.
Fotoğrafçılar açısından da tehlikeli anlar bunlar. Yani biz de sonuçta insanlar olarak aynı duyguları hissediyoruz ve bazen konudan biraz yabancılaşmamız gereken anları unutabiliyoruz. Burada fotoğrafçı sahnenin içerisinde ama sahnenin içerisine girdiğinde kurtulması gereken bir dolu kalabalıktan kurtulamamış diye düşünüyorum ben. Artı hani netlik, mesela zannedersem sağ elde bir netlik var. Ama Evet. onun dışındaki kişiler net değil. Ama o kişileri gösteriyor bize bir taraftan da. Hani bir piyano çalan eli göstermiyor bu. İki kadının, iki yaşlı kadının yani üzerine cümleler kurulabilecek bir sahne. Onun için ben burada bir hani arka plandaki bu parlaklıklardan kurtulmak zaten gerekir teknik olarak. Netlik tercihinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani en azından öndeki hanımefendiyi tam net görebilsek belki şey olabilirdi. Biraz daha ön ve arka şeyi kurabilirdik. Bu halde biraz kaçmış diye değerlendiriyorum ama hani kendisinden söz ettireceğim bir fotoğraf diye Ya kaldı kesin benim aklımda. duygusu olan bir fotoğraf. O kesin. Ben arkada bir asansör falan var gibi Evet. görüyorum. Dolayısıyla da hani böyle bir yaşlılar evi falan gibi bir yer mi acaba diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu fotoğrafı birazcık benim için haber fotoğrafı tadına dönüştürüyor. Hani böyle bir yer var, burada da yaşlılar böyle bir zaman geçiriyorlar falan gibi bir hikaye var gibi hissettiriyor bana. Fakat eğer öyle bir durum varsa, eğer bu bir haber fotoğrafıysa, bunun yanına güçlü bir metin lazım. Haber metni lazım. O zaman biz senin söylediğin o fotoğrafın problemlerini daha az görürüz. Hatta hiç görmeyiz bile. Bize o haberin görselini sağlamış olur. Ama öyle bir metin olmadığı zaman biz bütün hikayeyi ve konunun gücünü görsellikten almak durumundayız. Bu fotoğrafın da o anlamda konusu iyi ama teknik ve biçimli o görsellik güçlendirilmemiş gibi görünüyor. Elife Uludeveci'nin fotoğrafı. Bu sadece müzik aleti paylaşmayın kapsamına almadığımız fotoğraflardan. Çünkü yani bu enstrüman zaten çalma tekniğiyle fotoğrafa çok uygun bir Evet, değil mi? Elin fotoğraf. duruşu Yani falan çok güzel. duruş çok güzel, ışık tam bunun üzerinde bir tam diagonale oturtulmamış zaten hani teknik olarak mümkün değil eğer kadrajı bükmüyorsanız şey Evet. tarafında. Ama orada da bir dikey olmadığı için bir eğiklik verildiği için bir dinamizm var. Biraz hareket duygusunu ben almak isterdim Evet. açıkçası. Hazır çünkü bu yere sabitlenen bir enstrüman olduğu için buna da çok imkan verir diye düşünüyorum. Bir de ışık sanki şey istiyor, bir özen istiyor yani hani o patlama Sert biraz, değil vesaireden mi? sert bir ışık var. Evet. Enstrümanın üzerinde bir patlamaya da yol açmış o siyah bölgelerde. Ama kadraj olarak benim beğendiğim fotoğraflardan Evet, oldu. evet. Yine Elife Uludeveci'nin bir fotoğrafı. Bu mesela yine piyano fotoğrafı çekmek isteyen herkesin en az bir kez denediği dur piyano sabit ellerde hareket ediyor fotoğraflarından. Şey olarak da kafa karıştıran yani hani ellerin de yeri değiştiği için ve bir tanesi de Evet, değil görünmez mi? hale geldiği için de güzel fotoğraflardan. Benim açıkçası hoşuma gitti. Biraz daha tabii ki oda koşullarında olduğu için ekstra bir ışıktan falan yararlanılmamış olması fotoğrafı hani nasıl daha güçlü olabilirdi? Hep söylediğimiz gibi ışıkla daha güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Ayşe Sümer'in Sümer diyelim veya Sümer'dir fotoğrafı. Bu hangi ülkedir diye tahmin ediyorsun Cenk? Var mı bir yorumun? Cenk'i yayından atabildik zannedersem ben devam ediyorum. Burada şey şu, şimdi konu baktığımız zaman özel bir konu. Yani köpek her zaman göreceğimiz bir köpek değil. Bir sahibi var. Önde de bir para şeyi var ve bir üçgen var aslında. Bu açıdan
gözü bir yerde tutmayı sağlayabilecek şeylere sahibiz. Yani fotoğrafa bakıyoruz ve köpek, müzisyen ve para diyebileceğimiz bir üçgenin içerisindeyiz. Ben böyle bir fotoğrafta açıkçası arka taraftan tamamen kurtulunması yanlısı olurdum. Neden? Çünkü dışarının bize kattığı hiçbir şey yok. Bu kişilerin o arkadaki bembeyaz fonun bize özel olarak bu fotoğraf açısından söylediği bir konu yok. Biraz daha yaklaşılabilirdi. Bir de yerler tabii çok anlatımı bozacak kadar şey bir anlatıma dağınıklığa sahip. Bunlardan kurtulabilseydi bence o üçgenden yararlanarak daha başarılı bir şeyler yapılabilirdi. Seninle ilgili hiç olumsuz bir şey söylemedim Cem. YouTube'dan Tamam. baktım. Arada gidiyor ya, yani internet. Tamam, yapacak bir şey yok. Türkiye'deyiz sonuçta. Evet. Ayşe Sunga'nın bir fotoğrafı. Ayses Bey'den daha çok fazla fotoğraf bekliyoruz. Yani ilk başlarda her hafta paylaşıyordu. Şimdi arada paylaşıyor. Her hafta bekliyoruz. Şimdi bu fotoğrafla ilgili ben teknik bir şey konuşulacaksa o kısmı sana bırakayım Cenk. Sadece bu bazen hayatta olmasını istemediğimiz şeyler var ve onların fotoğrafını çekiyoruz konusu üzücü bir konu. Yani hani sokak müzisyenleri olmasını istemediğimiz bir şey değil. Tabii ki olmasını istediğimiz şehre renk katan çoğu durumda şeylerden bir tanesi ama sokak müzisyenleri çocuk olduğunda zor bir konu olmaya başlıyor. Çünkü orada hani 23 Nisan geçtiği için söylemiyorum bunu ama çalışan çocuklardan bahsediyoruz. Bu örnekte de yüzünü kapatmış bir çocuk var üstüne üstlük. Yani fotoğrafı çekilmesini istemediği için mi böyle? Bunu Makara bilemiyoruz yapıyor ama. gibi biraz ama Öyle mi? Daha şey gülümseyen bir şey mi var? evet, Bir şey sanki. yapıyorsun. Tamam. Yani ben açıkçası o konuları çekerken de çok zorlanıyorum. Yani hani işte darbuka çalan çocuklar olabilir bunlar şey tarafında. Hani oyun oynamayan çocukları çekerken genelde biraz zorlanıyorum açıkçası. Şeyde. Bu fotoğraf özelinde hani iki enstrüman var. Yani melodika diyorduk değil mi bunlara? Hatırlıyor Galiba. musun? Tamam. İkimizin de müzik bilgisinin seviyesi ortaya çok çıkmadan bu Evet. konulara girmeyelim. Ben çok düz bir ışığı olduğunu düşünüyorum Evet. fotoğrafın şey tarafında. Hani bu kısmın güçlenebilirdi. Siyah beyaz tercih düşünebilirdi çünkü konuyu çok dağıtan iki tane güçlü renk var burada. Yani öndeki turuncu, arkadaki Turuncu mavi var, mavi var. Evet. gibi. Bu tür şeyler düşünebilirdi. Bir de yani zannedersem farklı açılardan iki çocuğu gene gösteren ama ön ve arka ilişkisini daha iyi anlatan fotoğraflar daha etkileyici olabilirdi diye tahmin ediyorum. Evet, çok düz olmuş fotoğraf. Biraz daha böyle fotoğraf diline tercüme edilmesi gereken bir görüntü. Anlık bir hikayeden bir tık daha öteye taşınması lazım sanki diye düşünüyorum ben de. Ali Balıkçıoğlu'nun fotoğrafı. Şimdi o sağdaki el bir kez yukarıda olacak diye ben hani şey yapayım. Yani hani bunu böyle olmaz mı? Davulcular öyle durmuyor mu? Tabii ki duruyorlar. Ama hani o enstrüman ve kişi gücünü sol elinden almıyor. Sağ elindeki şeyden alıyor. Artı bu bizi bir dolu şeyden de kurtarırdı. Görsel olarak da yani sağ elin yukarıda olduğu bir fotoğraf o an. O çelenkler arkadaki çocukların kalabalıklığından da kurtarabilirdi. Işık ölçümü açısından da biraz fazla pozlandığı gibi bir şey düşünüyorum Cenk ama sen ne Evet, dersin bu evet. konularda şey tarafında? Yoksa kişinin kendisi yani hani evet o davulun altında ağırlığı altında ezilmiş bunu hissedebiliyoruz ama fotoğraf olarak farklı şey bekliyordum ben açıkçası. An beklerdim böyle bir Abi şeyden. şöyle, Sesini alamıyoruz galiba Cenk. Ya da ben duyamıyorum buradan. Şu an dünyayı robotlar ele geçirecek kısmındaki gibi metalik bir ses geliyor. Yani onun fragmanı oldu. Peki tamam ben geçiyorum.
YouTube'dan da sesini kontrol edemediğim için şey diyemiyorum aslında, hani ben duyamıyorum ama YouTube'dan duyuluyordur da diyemiyorum. Onun için geçtim. İşte bu mesela senin konuşman gereken fotoğraflardan birisiydi. Sen bir sesini tekrar bir düzenlemeye çalış. Herhalde o internet bağlantısıyla bir problemdir diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Yok, olmayacak herhalde. Tamam. Ben buradaki Bafa Sanat Kampı'ndan bu fotoğraf. Yani daha önce örneklerini gördüğüm için zannedersem bir örneğine daha sahibiz. Yani buradaki seçki içerisinde bir veya daha fazla örneğe sahibiz. Çekim açısı ve yüksekliği açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Yani kişi bir kez böyle bir ulvi bir şekilde gökyüzüne taşınmış. Dağların üstünde çalıyor şeyini, yüksek bir yerlerde çalıyor şeyini alabiliyoruz. Işık açısından doğru bir saatte çekilmiş bir fotoğraf. Bu açıdan da açıkçası şey yapıyorum, beğeniyorum. Deminkine benzer bir şey söyleyeceğim. Bunda da sol elin biraz açık bir yerde, açık bir notada olması istenirdi. Yani vücuda yapışan bir yerde değil de kadrajı daha dolu dolu göstersin. Enstrümanlara çok spesifik şeyler bunlar. Fotoğrafçıların doğrudan müdahale edeceği şeyler değil ama Murat Bey, eğer elinde varsa bu kareden bir tane de elin açık olduğu bir kareyle kendisi kıyaslarsa, ikinci karenin, yani elin açık olduğu bir duruşun daha etkili bir fotoğraf olacağını tahmin ediyorum. Yükseklik doğru dedik. Biraz daha yerden kaldırabiliriz. Buna biraz imkan veriyor diye düşünüyorum. Yani şey tarafta, özellikle sağ tarafın, sağ taraftaki yer dokusunun konuya kattığı bir şey yok. Ama dediğim gibi hani keşkelerde eklenebilecek şey bulutlar olsaydı ne güzel olurdu şeklinde. Ama o gün bulut yoktu. Çekilmedi. Bir sonraki hafta, bu sene bana Bafa Sanat Kampı'na yeniden katılarak belki çekebilirsiniz evet, diye ürün yerleştirmemizi de tamamlamış olayım. Süper. Sesin düzeldi abi bu arada. Düzeldi mi? Evet. Eyvallah. Ben tamam, deminki fotoğrafla ilgili bir şeyi söyleyeyim. Dönüyorum. Eğer ses iyiyse. Biz genelde atölyelerde şöyle bir şey yapıyoruz. Bu hep çalışan bir sistemdir. Mesela bu davulcu ya, Ali Bey'e diyoruz ki abi bir davulcu gibi hareket etsene. Bize bir davulcu göstersene. Böyle durmayacak. Elini böyle yapacak muhtemelen. İşte diyoruz ki fotoğrafın çekilme anı da bu olmalı. Mesela bir sonraki için de Murat abinin fotoğrafında da aynı durum var. Abi bize bir saz çalsana dersek böyle yapar. Evet. O zaman bu hareketi göstereceksin. Bunu durdurmayacaksın. Bütün fotoğraflara bu gözle bakabiliriz. Yani doğru söylüyorsun. Ben biraz daha kadrajı da doldurabileceğini bu şekilde. Tabii, hem konuyu kesin şey yapabileceğini hem de kadrajı da doldurabileceğini düşünmüştüm. Yani bütün fotoğrafları derken de bu değerlendirme için demiyorum. Ben bütün fotoğraflara öyle bakıyoruz anlamında söylüyorum bu arada. Bu fotoğrafı sana bırakayım mı? Bedri Ünlü'nün fotoğrafını. Bu ilginç görüntülerden bir tanesi. Evet, keyifli benim görüntülerden bir tanesi. Ofiste Minecraft oynayan kişiler geldi benim direkt aklıma. Yani hani çalışması ya, gerekirken telefondan. Keşke şey olabilse, ben telefonun şeyini de çok göremiyorum ama birçok hikayeyi anlatıyor diye düşünüyorum bu fotoğraf. Bir kere teknik olarak bakacak olursak etrafın daha karanlık olması ilginin sadece aydınlık yere yoğunlaşmasını sağlıyor. Bu fotoğrafın güzel taraflarından bir tanesi, doğru taraflarından bir tanesi. İkincisi, biz mesela bütün bu değerlendirme içinde çok güzel şeyler geldi. İşte şarkı söyleyen fotoğrafı da geldi, müzik aleti çalan da geldi, ne bileyim keman çalan da gördük, piyano çalan da gördük. Bunların hepsi tabii ki müziğin bir görsel hali ama bunun bir şekilde hayatın içerisinde başka bir formatta da gösterilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu o açıdan çok keyifli. Yani evet, bir müzikle ilgili bir dünyası var bu insanın ama başka bir dünyayla da bunu birleştirmiş falan gibi geldi. O açıdan keyifli. Hani bir tık daha yakın olsa ve biz şu telefon ekranını da biraz daha görebilsek daha da güzel olur diye düşünüyorum. Ama bu hali de keyifli. Birol Bey'in birden fazla fotoğrafı vardı diye hatırlıyorum. Evet.
Ebiroğlu Bey yani hem ulusal hem uluslararası birçok ödülü de olan çok çalışkan isimlerden biri. Birkaç haftadır yoktu. Tekrar hoş geldi diyorum. Tamam. Şimdi sen öyle birçok ödülü de olan deyince ben tabii ne diyeceğim şimdi falan gibi İstediğini şey söyle geldi. abi, Tamam, istediğini peki. söyle Bu burada Birol Bey. kimse kırılmıyor. Ben bu fotoğrafta şöyle yani ne olabilirdi sorusunu sorduğumda enstrüman netlik sağlanan bölgeye baktığımda o bölgeyi biraz daha çok görmek istediğimi düşündüm. Yani normalde hani kadrajları bu açıdan şey yapmıyoruz yani değerlendirmiyoruz ama kişi net değilse aslında hani trompet çalıyor diye tahmin ediyorum. Gene bizim enstrüman bilgimiz şey olmasın ama yani bu biliyorsun yanakların falan böyle çok şey olduğu Evet. hani İyi belli şişmesi olduğu lazım. şeylerden bir tanesi. Bunu göstermek zorunda değilsin. Enstrümana ve oradaki ellerin duruşuna, hareketine odaklanmış olabilirsin. Ama o zaman da enstrümana veya ellere dair bir şeyi biraz daha fazla görmemiz hakkımızdı diye düşünüyorum. Bu ön ve Evet. arka dengesini de daha iyi oturturdu. Onun dışında hani bu söylediğim çok büyük şey bir şey değil kuşkusuz. Ama hani eğer netlediğim yeri sana göstermek istiyorum deniyorsa orayı biraz daha görmek iyi olurdu kanaatindeyim. Evet. Arka taraf bu kadar flu iken bence bu kadar aydınlık olmamalıydı. El açısından Açıkçası. söylüyor. El açısından mı arka Yüz tarafın için aydınlığı açısından? söylüyorum. Ha, Yüz yüzün. için söylüyorum. Yani Anladım. şu anda mesela kulağın varlığı çok şey, çok Gerekmiyor. ışıklı ve ne gerek var noktasındayız. Yanağın şişkinliği lazım ama ondan sonrası artık fotoğrafa dahil değil diye düşünüyorum. Bu mesela benim sevdiğim fotoğraflar arasındaydı. Bu haftaki şeylere bakarken, fotoğrafları değerlendirirken. Normalde hani hep işte bu sen atölyelerde falan da çok söylediğiniz bir şey. Yani güçlü fotoğrafların hepsine bakın. Hepsinde ön ve arka plan bağlantısı hissedilir. Yani arka planı güçlü olmayan bir fotoğraftan konuşmak çok mümkün olmuyor. Burada arka planda bir şey yok aslında. Ama arka planda o olmayan şey dalgalar, bulutlar, martılar ne diyorsak artık. Bizi çalınan şeyle bir ilişkiye sokuyor. Ben o açıdan sevdim. Işıklandırma olarak da hani hafif bir belki bir yükseklik şeyi olabilirdi. Biraz daha yukarıdan bakabilseydik keşke diyebilirim. Yani ışığı daha iyi görebileceğimiz bir şeydi ama sanatçının üzerindeki ışık da beni rahatsız etmedi. Bilmiyorum senin bununla ilgili bir yorumun var mı? Ben Yo, bence sevdiğim çok fotoğraflardan birisi. Derli derli toplu. toplu, çok kararında her şeyin kullanıldığı fotoğraflardan biri diye Evet. düşünüyorum. Yine Birol Bey'in fotoğrafı. Bu mesela biraz önce konuştuğumuz fotoğraflarda bir de bulut olsaydı şeyini doğrulayan fotoğraflardan. Ben bu fotoğrafın yani enstrümanın azameti mi diyelim artık? Yani hani bu böyle törensel bir enstrümandır. Zurna deyip geçmeyin. Yani bulunduğu yerdeki etkisi fazladır kısmını destekleyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir enstrüman var, süslenmiş, bunu daha güçlü göstermek istiyor. Onun için bakış açısını da buna göre ayarlamış. Yani karşıdan falan sıradan bir bakış açısıyla şey yapmamış. Üstten biraz kesilebilirdi diye tahmin ediyorum. Yani bu kadar şeye ihtiyacımız var mıydı bilmiyorum. Ama normal haliyle benim sevdiğim çalışmalardan birisi oldu. Ben biraz daha bu işte zurnaysa onu üfleyen kişinin kolundan çok biraz daha önden girip o süsleri daha güçlü görmeyi tercih ederdim. Sağ taraftan mı bir çekimi şey yapardım diyorsun? Evet, biraz daha açıyı değiştirerek bakardım diye düşünüyorum. Bu arada hemen bir bayağı olmuş ama yorumları şimdi görüyorum bu internet şeyinden Aha. dolayı. Süha abi demiş ki yemekler iyi değilse Cenk hocam siz yaparsınız diye. Vallahi Bafa'nın yemekleri öyle böyle değil. Onun için mümkün değil yetişemeyim. Ben öyle söyleyeyim. Kilo alma garantili şeylerimizden, Kesin, kızlarımızdan. kesin. Peki. Celal Bey'in şeyine bir cevap verdik mi? Seçilen 100 fotoğraf önceden yayınlamak Yok, zorunlu aykırı mı diye. konuşmadık. Tamam. Yani şimdi Celal Bey bir kere 100 fotoğraf diyoruz ama 100'den fazla oluyor genelde.
Bir de burada böyle sürprizli görmek daha keyifli. Dolayısıyla önceden paylaşmıyoruz fotoğrafları. Paylaşmayacağız da hiç. Onu net söyleyebilirim. Ama şeyi de söyleyeyim bu arada. Bugün yanılmıyorsam Cenel Bey'in doğum günü galiba. Doğum gününü Öyle mi? kutluyoruz. Evet, yani Facebook yalan söylemiyorsa, yanlış Tamam. söylemiyorsa Celal Bey'i kutlamış olalım bu vesileyle. Bir de şeyi de söyleyeyim unutmadan. Bizim sevgili Turgut, şimdi bir sonrakine Deniz Coşkun diye görünce Turgut Coşkun ya onun soyadı da. Turgut da geçtiğimiz günlerde bir Covid hikayesi atlattı. Tekrar Geçmiş geçmiş olsun. olsun diyeyim ona da buradan. Evet abi. Yani internetim biraz düzeldi, hemen yorumları görüp Evet. Senin internetini kaptırdım kısmanın bir yolunu bulursak. onu. Evet. Tamam. Şimdi Deniz Coşkun'un fotoğrafı. Ya bu burada sadece işlemeyle ilgili bir şey vardır demeyeceğim. Siyah beyaz işlemeyle ilgili bir şey demeyeceğim ama enstrümanı ayırt etmekte ben çok zorlanıyorum. Evet. Kişinin gömleğinin de yani azizliğine uğramış bir fotoğraf. Yoksa hani o kişi iyi bir performans gösteriyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ama fotoğraf olarak yani büyüteçle bakmamız gerekiyor. Orada bir enstrüman var. Bak şuradan başlıyor, şuradan gidiyor gibisinden. Belki farklı bir açıdan veya enstrümanı havaya kaldırdığı bir andan bir fotoğraf daha şey yapabilirdi diye düşünüyorum. Biraz önce Etkileyici hale Birol getirebilirdi. Bey'in fotoğrafındaki açıyla çekilmesi lazım bunun, değil Değil mi? mi? O Doğru. yandan böyle Evet. olacak. O zaman o zurna fotoğrafı gibi olması lazım. Can Sural'ın fotoğrafı. Şimdi bu fotoğrafın yani bir fotoğrafçı ne yapmış? Çocuklarla aynı düzeye inmiş. Demek ki farklı bir şey çekmeye çalışıyor. Yani bize yukarıdan bir bakış açısıyla, tepeden bir şey göstermiyor. Birkaç sorunu olduğunu düşünüyorum yine de. Bir, fotoğraf çocuklarda başlıyor ve çocuklarda bitiyor. Yani önü, izleyicisi, arkası bunları güçlendiren bir şey değil. Çocuklar açısından da hani burada tabii şarkı söyleyen sadece bir enstrüman çalan değil bir, çocuklardan bahsediyoruz. Yani sağdaki çocuğun duruşu, ağız hareketi, işte soldaki çocuğun tamamlanmamışlık hissi veriyor bana. Yani Evet. yarıda kesilmiş bir şey veriyor. Siyah beyazında da tabii gri tonlar maalesef çok baskın diye düşünüyorum. Ya konu ilginç gibi ama hem bakış hem kullanılan teknik falan çok o konuyu güçlendirmiyor. Çok böyle yolda yürürken görmüşüz, aa, sokakta çocuklar böyle bir şey yapıyor. Tak çekip devam etmişiz gibi olmuş fotoğraf biraz. Daha çalışılabilir üstünde. Ha, Celal Bey'in fotoğraf geldi, süper. Tam denk geldi. Tekrar doğum günü kutlayan Ceyha Evet. Bey'in şeyde. Şimdi bu fotoğraf aslında arkadaki gölgeler benim hoşuma giden bir tarafı oluşturdu. Hani özel bir Aynen. şey yok ama hani sonuçta müzik var, hareket vardır kesin dediğimiz notalar gibi böyle alt alta yazacağımız 3-5 tane kavramsal şeyi toparlasak, alt alta yazsak onları çağrıştırıyor. Bu açıdan ben sevdim şey tarafına. Sağda bir yazı yazıyor. Bu işte fotoğrafın içine yazı girdiğinde ne olur dediğimiz konulardan bir tanesi. Biz onu okumaya çalışırız. Evet. Okuyamıyorsak gene okumaya çalışırız. Büyütürüz, bir şey yaparız falan filan. Çünkü yazılı kültürden gelen insanlarız. Eğer onu hiç göstermeyeceksek kadrajı değiştirmek gerekir. Göstermek istiyorsak iyi günler diliyoruz diyor bu arada. Hani Evet. fotoğraf şeyin üzerinde de. Bir sağdan çekimin kişileri de hafif ayrıştırabileceğini düşünüyorum ben. Yani üst üste binmelerini de engellerdi diye düşünüyorum. Müzik aletlerini de tam Müzik görürdük. aletlerini de tam görmüş olurduk. Teşekkür ederiz Celal Bey. Işık koşulu çok güzel, gölgeyle çok destekleniyor. Bir bakış açısı değişikliği daha etkili yapacak herhalde. Bir adım iki adım sağdan bir Evet. şey çok farklı hale getirirdi diye tahmin ediyorum. Duygu Çelçikli'nin fotoğrafı. Bu benim böyle hani göz işte fotoğrafa soldan girer konusunda anlatıldığında mesela evet fotoğraf bizi bu ışıkla beraber bir yere taşıyor. Ama taşıdığı yer maalesef güçsüz. Yani soldan girdik, sağa doğru gittik. Orada ilginç bir ışık kaynağı görüyoruz ama sağdaki kişi bir kez çok şey.
güçsüz bir kişi. Soldaki kişinin duruşu ise çok etkileyici mesela. Yani terlemiş, üzerindeki ışık anlamında. Bir zannedersem sağdaki o ışığın bittiği yeri hiç almadan atmosferin içine soksaydı bizi. Yani o duman falan da var çünkü. Daha etkileyici bir kadraj olurdu diye tahmin ediyorum. Ama bunlar Evet. bizim ne söyleselim, ne söyleyelim kontenjanından konuştuğumuz konular, yoksa eline sağlık kendine. Ya burada sanki başrol solist aslında. Doğal Hı olarak her grupta olduğu gibi, hı. Hı. eğer arkada adam solo falan atmıyorsa, ki burada atmadığını görüyoruz. Aha. Solist başrolde ama ışık arkada. Evet. Dolayısıyla da arkadaki kişi çok dikkat çekiyor. Onun üzerine de mikrofonun çubuğu geliyor. Hı. Dolayısıyla da bir karmaşa başlıyor. Tam dediğin gibi burada sadece soliste girmesi lazım. Sadece o işte kollar terli, yüz ifade, arkada duman muman falan, o zaman hikaye çözülüyor. Ama bunlar tabii çok zor çekim koşulları değil mi Cenk? Yani sahne fotoğrafçılığı açısından. Yani bizim sevgili Seda bu işlerin tabii uzmanı. O daha doğru şeyler söyleyecektir böyle bir şeyde ama abi her şey zor. Her Ben şey onu zor. yine Peki, tamam. derslerde söylerim, yani en kolay şey evde oturup kumandayla kanal değiştirmek. Onun da arada bir pili bitiyor. Gidip marketten pil alman gerekiyor. O da yorucu hale dönüşüyor. Dolayısıyla her şey zor. İyisini yapacağız yani. Tek çare o. Deniz Deniz Coşkun'un Coşkun'un renkler evet, bir tane hesabında. siyah beyazdı, bir tanesi şey renkler tarafından. Şimdi ben yanlış bilmiyorsam bu bir eğer Türkiye'de çekilmiş bir fotoğrafsa diyeyim, tahmin hakkımı kullanıyorum. Bu şirketlerin düzenlediği şeyler olur, yıllık günler vesaire olur. Oralardaki şeylerden bir tanesi, müziksel aktivitelerden bir tanesi. Orada şirket yöneticilerini, çalışanlarını da sahneye alırlar. Ellerine küçük enstrümanları verirler ve hadi siz de bunun bir parçası olun derler. Bu şeye dair bir hikaye. Yani bunu güçlendiren en arka sağ taraftaki kişiler falan bunun şeyi göstergesi. Ama şeyi çok güzel veriyor. Yani hani birileri müziği duyuyor ve bizim de duymamızı istiyor konusunu iyi veriyor. Ne Bir eksik? enerjisi var fotoğrafında. Enerjisi var. Ne eksik? Kişi fotoğrafın dışına bakıyor. Fotoğrafın dışında da bir kişi kesilmiş zaten. Yani orada eli Elleri düşüyor. omzunda. Yani o bizi fotoğrafın dışına taşıyor. Yani arkayı görmekte zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Yoksa o enerjiyi biraz daha farklı kullanabilirdik hissindeyim açıkçası. Evet. Burada insan bir ön plana çıkıyor ama mesela Alettin çıkması lazım. Ne Maracas değil mi bileyim o? işte, bilmiyorum, şıkı şıkı dedikleri ama Maracas diye şıkı düşündüm. şıkı çıkıyor. Ya o çıkacak ya arkada işte bir müzik aleti çıkacak. Sağ tarafta bir tane daha girecek falan. Hani o coşkuyu artıracak olan hikayeler onlar. Burada ifadenin fotoğrafı daha çok. Adamın dışarıya bakışının fotoğrafı oluyor ister istemez. Derya yazarın fotoğrafı. Şimdi Derya Hanım da hani hem her hafta katılıyor, hem bir sürü böyle yine ulusal uluslararası, özellikle uluslararası alanda çok başarılı işler üretiyor. Buradan tekrar tebrik etmiş olayım. Ya ben bu fotoğrafı yani şimdi bu o Uçhisar mıydı Cenk? Sen daha iyi biliyorsun orayı. Galiba Ortahisar abi. Ortahisar Ortahisar. mı? Tamam. Evet. Yani hani gittiğimizde onu bir böyle oturan bir kişiye benzetmek falan filan hiç aklıma gelmezdi açıkçası. Daha doğrusu onunla bu fotoğrafı çıkartmak hiç aklıma gelmezdi. Şu an bir kişi çalıyor ve diğer kişi dinliyormuş gibi bir şey. Bence bu Derya Hanım'ın bir farkı. Yani hani ben böyle hissediyorum. Ön taraftaki o beyazlık zannedersem kadrajdan çıkartılsa daha güçlü bir fotoğraf Evet. olurdu. Yani bize özel olarak kattığı bir şey yok. Ama hani üzerine özel çalışılmış, saati özel hesaplanmış, bulutları vesairesiyle bir çalışma. Biraz silüet meselesiyle ilgili belki şey söylenebilir değil mi Cenk? Yani silüet olması isteniyor muydu bu fotoğrafın, istenmiyor Evet. muydu? Geçen hafta şey vardı hatırlarsan Derya Hanım'ın. Bir Uçhisar'da, bir Ortahisar'da. Arkada onlar flu, önde Evet. çiçekler vardı. Ve bir tanesinde akşam olan da öndeki çiçeklere böyle bir yapay ışık verilmişti. Doğru.
Mesela bunda da öyle bir taktik çok güzel olabilirdi diye düşündüm ben. Ya da tam silüet hale getirilmeliydi diye, ama tam söylediğin gibi hani baş başa vermiş iki kişi. Ayrıca bu bulutların şekli sanki o şeyden neyden çıkıyormuş falan gibi bir an böyle yükselişi falan. Duygusu güçlü olan görüntülerden biri. Yine Derya Hanım'ın bir fotoğrafı. Bunu ben birbirimizi tanıyalım köşesi yaparken paylaşmıştım bu fotoğrafı. Bu benim sevdiğim işlerden bir tanesi onun için. Onun için de ben bir şey söylemeyeyim bu fotoğrafa. Ben zaten Tamam. baştan Bu sevdim. Cenk'in sevdiği fotoğraflardan birisi diye ben. Yok, ben hani bu kısmını bilmiyordum. Yani ışık kullanımı açısından gerçekten hani sıradanlıktan bir fotoğraf nasıl çıkarsa, bir görüntü nasıl fotoğraf haline getirilirin örneklerinden birisi. Eline sağlık gerçekten. Yani çok doğru bir kullanım olduğunu düşünüyorum ben. Şey Yansıma falan da görmeye güzel değil mi? Evet, o çalışıyoruz. yansıma falan çok. Evet, çok başarılı. Demin bir tane vardı, benim internet gitti o en başlarda. Hani ters elle piyano çalan Evet, bir evet, evet. şeyle. Orada benim internet gittiği için söyleyemedim de duyamadım da seni. Mesela orada piyanonun yazısı görünüyordu ve çok dikkat çekiyordu. Şimdi Doğru. burada mesela öyle bir yere baktığımızda yansımayı görüyoruz. O da anlamı çok güçlendiriyor. O açıdan oldukça başarılı bence bu da. Dilek Hanım'ın fotoğrafı. Mersin'den böyle fotoğrafla, sanatla birçok işle ilgili olan dostlardan bir tanesi Dilek Hanım'da. Her haftada böyle birkaç işini görüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu fotoğrafta bir şimdi sahnede fotoğraf çekince zaten bizim adımıza bir dolu şey tamamlanıyor değil mi Cenk? Yani ışık Evet abi. denilen şeyi bize bir şeyde hazır menü olarak veriliyor. Yani hani bu Ben ışık bunu çok özel. kabaca söylüyorum. Her şeyin hazır olduğu ender konulardan yani. Bir şey Evet, bu yapmıyorsun çok. açıdan yani hani ışık çok güzel ölçülmüş edilmiş. Yani teknik olarak tabii ki şey, o ışık ölçümünü nasıl yapacaksınız? Mesela merkez aralıklı bir sistemle çekiyorsanız yandınız, bittiniz tahminen değil mi? Evet. Böyle şeylerde önem kazanıyor. Ben hani siyahlık biraz rahatsız edici buldum bu fotoğrafta. Yani o şeyin içerisinde ya kontürler üzerinden biraz daha gidilebilirdi belki. Ama çok fazla siyah. Yani şu sol üstteki mikrofonu alabilmek için zannedersem o kadar şey yapılabilmiş. Ama onun dışında hani sahnedeki ışık koşulları buydu. Ben de teknik bilgimle bunu doğru bir şekilde size Beni aktardım duyuyor görünüyor. musun? Duyuyorum. Şimdi duydum. Demin duyamadım. Bir şey mi Evet, söyledin abi? yok gidiyor geliyor. Tamam. Sanki mikrofon yerine aynı o demin bir davul fotoğrafı konuştuk Evet, ya. bateri. Ya bize bir bateri çal desek mesela, göster desek böyle bir şey yaparsın. Evet. Tıs, tıs. O tıs hareketi için o kolun yukarıda olması lazım. Mikrofonun değil. Doğru. Mikrofon hikaye değil çünkü. Nevra Hanım'ın fotoğrafı. Küba mıdır Cenk? Galiba değil mi abi? Tamam. Bu Evet. Havana'da ben de çektim bu adamları ya. Aynı adamlar bende de var. Tamam. Sen de bu açıdan mı çektin? Yok. Ha. O zaman açıyı konuşabiliriz. Evet. Bu utangaç fotoğrafçı fotoğrafı diyebiliriz buna. Yani Gene bir grup var böyle. Etrafa evet. yarım çember Yani olmuş. ortayı birisi kapmış. Büyük bir ihtimal Evet. Cenk kapmış şey Yok, bizim Nevra tarafında. Hanım yoktu bizim Küba'da. Öyle. Yani onların arasında yandan bir şey bulmuş. Kişiler tabii ki hani üst üste gelmemiş. Orada bir özen var ama belki diyaframdan yararlanılarak bir hikaye farklılaştırılabilirdi şey tarafında. Ama her durumda farklı bir açı isterdi diye düşünüyorum bu fotoğraf. Mutlaka fotoğrafçının sözü lazım bize. Değil mi? Bu o görüntünün cümlesi. Yani normal bir uzaklıktan, güvenlik mesafesi diyebileceğimiz bir uzaklıktan, neredeyse normale yakın bir objektifle ve normal bir anda çekilen bir görüntü. Bizim bunu daha özel yapmamız lazım. Dediğin gibi ya yakına girerek, ya karşısına İzleyiciyle geçip aşağıdan göstererek. yukarı. Tabii bir şeylerle yani. Bu evet, burada bir şey var. Buyurun bakın fotoğrafı. Daha fotoğrafik dile dönüştürülebilir. Ya bu çok direkten dönmüş. Yazık olmuş bu fotoğrafa. Ne olurdu direkten dönmesi?
Abi Dönmezdi. bir kesin daha aşağıdan yukarı tamamen gökyüzüne düşecek değil mi? O arkada vapura mapura Kesinlikle. temas etmeyecek. İki bunlar birbirine değmeyecek yani. Ayıracaksın. Büyük bir ihtimal onlar birbirlerini bilerek değdirmişlerdir. Yani O bu kişinin zaman tam yandan çekeceksin. evet, bir Onu atışmanın göreceğiz. şeyi o. Hani Evet. şeyi, ama seninle aynı fikirdeyim. Yoksa enstrümanların grafik şeyi falan çok güçlü. Gökyüzüne getirilip arkadaki kalabalıktan kurtulsaydı çok farklı bir şey olurdu. Bir de Evet. siyah beyaz işlemesi de fena değil gibi. Yani hani Bayağı gökyüzünün şey değil güzelliği mi? Böyle dışında bir siyah tonlarına falan çok özel uğraşılmış, özel çalışılmış Evet. yani. Evet, o açıdan da güçlü. Şimdi bir önceki fotoğrafı çekenle bu fotoğrafı çeken bence aynı kişi değil. Yani bunu şunun için söylüyorum. Tekrar bir döneyim. Bu da Emel Hanım'ın fotoğrafı. Bu da Emel Hanım'ın fotoğrafı. Bunu şey için söylemiyorum. Yani ilki bir fotoğrafçı var bu fotoğrafı çeken diyor bize. Bu ise hani fotoğrafçıyı fotoğrafın dışında bırakan fotoğraflardan. Yani hani Emel Hanım'ın bir imzasını, yani yazılı imzadan bahsetmiyorum, görsel imzasını ben görmek isterdim. Mesela orada yansıma var, odaklanılabilir, başka bir şey yapılabilir, ama bu Fotoğraf iki kişi sadece orası değil mi abi? değil mi? Yani O kef orayı mi? Kefi görsen başka bir düştü. şey. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yerdeki patlamadan kurtulursun, sağdaki kişinin dağınıklığından Aynen. kurtulursun. Böyle şey olabilirdi. Belki vardır elindeki fotoğraflardan farklı bir açıda daha yakın bir şey. Demiş olalım. Emir Bozkurt'un fotoğrafı. Bu da gene yani biz izlemekten keyif aldığımız fotoğrafçılardan Evet, Emir doğru Bey. diyorsun. Yani burada tabii fotoğrafı her şeyden farklı olarak farklı kılan şey gölge. Yani o Abi işte bu da gölgesi. mesela deminki fotoğraf gibi değil mi? O Yani başka bir şey katmaya onun özel bir içinde gerek bitecek. yok yani. Evet. Yani öndeki kadın gölgesi, arkadaki kişi belki o da. Yani şey olsa çok ilginç bir şey olabilirdi. Sadece o ikisinin görüldü. Bu Sağdaki haliyle kadına hiç albüm kapağı ihtiyaç yok olmuş. mesela. Evet, bu haliyle hani albüm kapağında herkes görünsün Ha, fotoğrafı gibi evet. olmuş. Ki o bile Ama tam değil çünkü sol tarafta boşluk var, sağ tarafta müzik aleti kesiliyor. Tam doğru. dönmek lazım onun içinde. Yani çok böyle bir vurmuş direkten dönmüş, bir daha vurmuş, bir daha dönmüş. Ya vur ortaya vur gol olsun ya. Tam öyle fotoğraf bu. Enis Önceoğlu'nun fotoğrafı. Sevgili Enis Bey de hem çok keyifli bir yol arkadaşı hem Türkiye'nin çok önemli mimarlarından biri. Dolayısıyla birçok fotoğrafında o mimarideki başarılı işlerindeki özeni görüyoruz. Onun için de kadrajları çok böyle derli toplu, çok düzgün, her şeyin hesaplandığı fotoğraflar oluyor. O açıdan keyiflidir. Ben yine de kamera reji odasında bulunmanın şeyini kullanarak, gücünü kullanarak üst taraftaki siyahlığa Tabii. ihtiyacımız yoktu Bu diyorum bu fotoğraf için fotoğraf için. söylemedim. Tamam peki. Genel işleri için söyledim. Tamam. Yani bize çok aradan bir görüntü göstermiş. Yani kendisi de işin içine girmemiş sanki Enis Bey. Kadrajın içine girmemiş. Çok uzaktan izliyoruz. Onun için hani müziği duyalım dediğimiz şeylerde müziği duyamıyoruz. Uzak bu Evet. fotoğraf diye düşünüyorum ben. Burada duyuyoruz mesela. Bak bu daha evet değil mi? Daha Değil mi? içindeyiz hikayenin. Burada Öbüründe çok duyuyoruz. dışındaydık. Evet. Burada. Yani yüzde bir patlama var şey olarak, ama beni o açıdan rahatsız etmedi. Yani hani kuşkusuz yanaktaki ışık falan şey yapılabilirdi, ama duruş, hani bana senin söylediğin örnekte bana bir şarkıcı göster bakayım denildiğinde böyle olur tahminen Ha, böyle diye böyle düşünüyorum. yaparsın Evet, bu mesela. şekilde Onun birkaç şey yapar. karşılığı. Teşekkür ederiz bunun için. Celal Erdem, sana Celal vereyim Bey de Zeynep. yine hemen hemen her hafta işlerini gördüğümüz yine birçok ödülü falan olan sıkı fotoğrafçılardan biri. Yanılmıyorsam birkaç fotoğrafı vardı. Onlar arasında en böyle nasıl derler canlı olan fotoğraf bu ama en nasıl söyleyeyim duygusuz olan fotoğraf da bu bence.
çok kurgu hali var. Dolayısıyla da o kurgu hali çok mutlu etmiyor bizi. Ben bir de hep şu taraftan bakıyorum hikayelere. Kurgu olduğu zaman bir görüntüde her şeyin kontrolü fotoğrafçıda olacak. Doğru. Mesela burada ışık doğru yere düşecek. Şimdi müzik aletinin üstü gölge, kenarı tellerinde biraz ışık var. Kızın üstünde biraz var ama yok falan. Yani ışığı da çok şey değil. O açılı bir ışık olmasına rağmen sert bir ışık olmuş. Dolayısıyla daha mesela arkayı flulaştırarak estetize edilebilir. Bir çalma anı güçlendirilerek şey yapılabilir. O açıdan bir konu var ama belki bir sürü fotoğrafı var. Bu en yani, güçlüsü değil. Videogram müzik değil de videogram müzik aleti tutan kişi gibi yani. Evet, çünkü evet. Ben bakınca bir müzisyen şey almıyordum mesela yani tutuştan. Evet. O demin bir tane gördük değil mi? Evet, gölgenin evet, içinde evet. O duruş mesela. Şimdi bak bu mevzuyu değiştiriyor bir anda. Şimdi Celal'de mi yine bir fotoğraf? Hani bakış açısıyla falan daha fotoğrafça bir dile dönüşüyor. Ben bu fotoğrafı bu ve benzeri fotoğrafları çekerken hep o oynayan kişiler bize şey diye bakar. Bu deli ne yapıyor diye bakarlar. Yani çünkü o sırada gerçekten yere yatmışızdır ve hani millet orada oyun oynarken bir delilik iş yapıyoruzdur yani şey tarafını. Aşağıdan yukarıya farklı bir kadraj bulalım diye. Benim sevdiğim fotoğraflardan oldu bu açıkçası. Yani bu evet, açıdan. Ben bir tek şeydeyim burada. Müzik aletlerinin daha çok girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bu dansa daha yakın değil mi? Daha yakın evet. Doğru. Şeyin mesela sevgili Cengiz Karlıova'nın fotoğraf, Türkiye fotoğrafı için çok önemli isimlerden biridir. Onun Kakava Şenliği'nde çektiği çok eski fotoğraflardan. Çok meşhur da bir fotoğraftır mesela. Böyle zurna murna çalan bir amca fotoğrafı vardır böyle aşağıdan yukarı. Sahiden dersin ki bu herif zurnayı benim kulağımın dibinde üflüyor yani. Bu fotoğrafta bir yerden giriyor o zurna ama bir yerden giriyor işte başrole çıkmıyor. Başrol hep ellerde kollarda kalıyor. Sıkıntısı o bence. Bak bu mesela öyle değil. Ama burada herhalde bir vurması lazım be. Bir, en azından bir elin vurduğu bir şey olması lazım bence. Titreşim gerekiyor değil mi buna? Bir şey lazım, bir hareketi evet. Görelim. Davula vur abi diyeceksin, vuracak yani. Buna demeyeceksin de yani fotoğrafçıya diyoruz. Şey çok güzel değil mi ama ben onu bir söyleyeyim de Celal Bey'in fotoğraflarıyla ilgili. Mesela dördüncü fotoğrafına bakıyoruz. Her birinde farklı bir tarz var. Kurgu var. Ne bileyim işte çok fotoğraf röportaj tadında bir açı var. Ne bileyim sahne fotoğrafı var. Pat bir sokak fotoğrafı var falan. Bu çok keyifli tarafı. Yani çalışkan fotoğrafçı. Evet evet hangi bu. Konuyu söylesek şurada 100 tane fotoğrafım vardı diye çıkartacak gibi duruyor evet, Celal evet. Bey zaten. Çok çok çalışkan. Bu da çok iyiymiş bu arada şey olarak. Yani çok anı fotoğrafı kadrajı tadında ama konu çok güzel. Acı. Yani. Ben görsellik anlamında dedim güzel peki, değil. Tamam. Hemen gömme beni hemen. Yok. ama şey şeklinde yani hani caddede giderken birden işte notaları koymuş, enstrümanı çıkartmış, bebek arabasını park etmiş ve çalıyor şeklinde. Bir görüntü. O açıdan çok doğal. Hayatın çok içindeymiş gibi. Çocuk uyuyor. Kadının yüz ifadesi üzgün ve şey hani bunu yapmak istemediği belli. Mesela şöyle bir fikir verdi bana bu. Mesela sokak müzisyenlere çok çalışılan konulardan bir tanesi ya. Ve genelde de başta da gördüğümüz belki biraz sonra da göreceğimiz tarzda fotoğraflar görüyoruz. İşte sokak müzisyeni, çocuk ya da büyük, erkek ya da kadın net duruyor. Birileri de geçiyor falan. Ya bu çok klasik bir şey artık yani onu çekemeyen de yapmasın bu işi fotoğrafı neredeyse. Fakat bir de tam senin verdiğin tarifle yani zor koşul yapmak istemiyor ama mecbur ve böyle bir durum falan var diye çalışan bir sürü de müzisyen var. Görüyoruz yani illa böyle çocuk olmasına gerek yok. Daha başka şeyler de görebiliyoruz.
Mesela onların bir araya geldiği bir seri de çok şık bir iş olabilir. En azından fotoğrafın sadece görsel bir hikaye olmadığını ve bir şeyleri de göstererek bir farkındalık yaratmayı sağladığını gösterecek bir örnek olabilir. Şeyi biliyorsun işte, hani 1920'lerde, 30'larda Vevi Sahin'in çocuk işçiler Evet. fotoğraflarıyla iş kanunları değişiyor. Niye? Öyle bir farkındalık yaratıyor çünkü mevzu ve güçlü bir şeyle yaratıyor. Dolayısıyla burada da öyle bir yol takip edilebilir diye düşünüyorum. Sadece Yani tabii. görselliğini düşünmeyelim yani. Yo yani konu şey açısından zor. Bu şimdi müzik, müzisyen falan dediğimizde hep biz ışıltılı dünyalar vesaire aklımıza gelmesin. Yani hani şu içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında 100'e yakın müzisyen intihar etti. Yani hani Evet abi. haberlerde falan görüyoruz. Çok acı hikayeler var. Çünkü hayatta bunun üzerine kendilerini geliştirmiş insanlar birden hayat koşullarının değiştirilmesiyle yapabilecekleri bütün şeylerden mahrum kaldılar. Onun için hani müzik eğlencedir vesairedir. Eyvallah. Ama bir de bambaşka bir tarafı var. Tabii tabii tabii. Bunların peşinden giden fotoğrafçıların olması yani dediğin gibi başka şeyleri değiştirir. Evet, Buraya kesinlikle. şey yapar. Ertuğrul Esyüreğin fotoğrafı. Benim yine hani sahne ışık koşulları açısından beğendiğim ve fotoğrafçının da bunu net doğru bir şekilde koyduğu şeylerden birisi diye gördüm fotoğraflardan. Deminden beri konuştuğumuz konulardan bir tanesi o sağ el diğer taraftaki zillere Öbür vuracak. zile Yani vuracak değil mi abi? evet Şöyle o oradaki yapacak zilde değil yani. yani. Onu Evet. açık görecektik. Şu an sıkıştırıyor bu şeyi. Ama bunun dışında hani mikrofonlar, enstrümanın duruşu, üzerindeki ışık da Işık kullanımı falan çok güzel. çok çok başarılı bir Şıkır fotoğraf o şıkır yani. açılardan. Bu da yine Ertuğrul Özyüreğin bir Evet. fotoğrafı Bak demin ki söylediğimiz mevzunun kardeş fotoğrafı gibi değil yani. mi? İlla böyle sokakta biri bir şey çalıyor ve geçiyor falan değil ama Hı. mevzu başka yani bir sürü şey. Arkada bursluluk sınavı yazıyor. Çocuk onun önünde başka bir yaşam kavgasında falan yani. Ben çok katmanlı bir fotoğraf diye düşünüyorum bunu. Yani hani o yazılan, üstteki mesela ben gölgeleri karanlık diye bir şey olarak görüyorum. Çocuğun üzerine bir şeyler, çizgiler gelmiş. Yani görsel tarafı çok etkili. Bunu gösteriyor. Sağ taraftaki kişi bence yanlış zamanda girmiş. Yani şöyle Evet. daha doğrusu, bu haliyle ben çekiyordum, birisi girdi fotoğrafı oluyor. Halbuki bir sonraki anda ben onu da çektim Evet. fotoğrafı olurdu. O açıdan yani bir adım sonrasının daha güçlü etkide bulunacağını düşünüyorum şeyde fotoğrafa. Ama hani bu açı işte gölgelerin ana konuyu göstermesi, bakın burada benim anlatmak istediğim konu denmesi kesinlikle çok başarılı. Evet. Gayet başarılı işlerden biri. Esin Kızgın'ın fotoğrafı. Bu zannedersem fokal blur falan gibi bir şeyler yapılmış. Yani yüzdeki Evet, değil mi? Bir böyle rötuş bir var. rötuş var, softluk var şeyde fotoğrafın o bölgesinde. Işık açısından biraz daha hani orayı vurgulamak istenmiş ve arka tarafıyla şey yapılmış ama farklı şeyler denenebilirdi diye tahmin ediyorum. Yani hani sadece lokal bir bölgenin flu hale getirilmesi değil, ışık şey yapılabilirdi. O yapılmak isteneni anlayabiliyoruz. Yani arka taraf siyah, ön tarafı beyazlaştırıyoruz kısmını. Şu anki haliyle bu fotoğrafın ben biraz daha yaklaşılarak çekilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum ama her durumda. Çünkü çalınan enstrüman maalesef küçük bir enstrüman. Evet. Onu Çok doğru. göstermek için yaklaşmak dışında bir şey olmayabilir, yok diye düşünüyorum. Çünkü arka planda ana konuyu güçlendirici bir konu değil. Hani şey olabilirdi belki hani ne bileyim sen de Western filmleri kuşağındansın. Hani Kızıldereli, doğa bilmem neyin içinde bir Kızıldereli Evet. görsek derdik ki bu onunla bir bütün. Ama bu haliyle bir yaklaşmak, farklı kadraj denemek gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Yine Esin Kızgın'ın bir fotoğrafı. Bu haliyle bir burada duruşlar... Mesela evet iki tane müzisyen var duruşu. Bu kısımda hani bir süredir söylediğimiz o enstrüman nasıl çalınır'a dair şeylere yaklaşılmış bir fotoğraf.
Arka planında fotoğrafçıların bütün alarmlarının açık olması gerektiği çizgiler var. Çizgiler keser, fotoğrafı parçalar şeyleri. Burada da iki tane kafayı kesmiş. Yani bu bizim hani maalesef gözümüzden şey yapmıyor, kurtulamıyoruz oradaki şeyden. Bunun dışında da iki kişi arasında bir şey arıyorum ben. Görsel bir Görsel bağ bağ. arıyorum. Onu bulamadım. Müziksel bir bağ var. Bir nota var ama onu da göremiyoruz. Bu şey olsaydı ikisi arasında birbirlerine baksa bile yeterli bu arada. Değil mi Cenk? Evet. Şey Ya tarafında. ben şöyle bakıyorum mesela o görsel bağ hikayesini çok doğru söyledin. Ben diyelim ki yan yana Esin Kızgın'la bu fotoğrafları çekiyoruz. Bu fotoğrafı çekiyoruz. Ben şöyle yapsam ne değişirdi? Bir tek soldaki abiyi çektim, bir tek sağdaki abiyi çektim. Daha güçlü fotoğraflar. Tek tek daha güçlüler. Bir artı birin ikiden çok yapması lazım bir fotoğrafta. Burada bir artı bir iki de yapmıyor. Dediğin şeylerden dolayı, arka taraflardan dolayı. Evren Ersoy'un fotoğrafı. Burada bir müdahale mi var? Ne diyorsun? Etraf karartılmış mı? Yoksa Çok emin tam değilim ışığa mı Cenk. denk gelmiş? Yani çünkü hani o karartma ve ön taraf şeyinde yanlarda bir şey beklerdim. Yani ya çok ince bir işçilik var. Kollarda falan hafif böyle bir halo efekt deniyor ya, öyle bir Ha, şey evet. falan olurdu herhalde. Bu bir hani bu enstrümanın daha coşkulu çalınması anına ihtiyacımız var. Bu kişi şu Abi an bunlar hep yandan ben çekilecek evet şeyler. bu kişi şu an ben memurum demiş oluyor. Yani hani bunu Büyükşehir eline Belediyesi verdiler ve abi. çalıyorum demiş oluyor. Onun için farklı bir hareket, farklı bir şey gittik ve öyle bir çalıyordu ki görüntüsüne ihtiyacımız var. Şu an gittik. Yani ne çaldığı belliydi, ne değildi gibi bir şey alıyoruz izlenimi. Varsa diğer kadrajları görmek isteriz açıkçası bu fotoğrafın diyeyim. Şey doğru bu arada. Yani hani ışığın kendisi ve arka tarafın karanlık kısmı, yani konunun öne çıkartılma tercihi çok doğru. Sadece dediğim gibi hani enstrüman ve işin enerjisini biraz daha hissetmek isterdim ben. Ya aslında şöyle bir hikaye diye düşünüyorum ben. Neredeyse birçok şey, sadece bu müzik için söylemeyelim bunu. Birçok şey nasıl çekilebileceği üç aşağı beş yukarı belli zaten. Konunun doğasına uygun bir çekim önceliğimiz. Tabii ki yeni diller oluşturma, yeni şeyler anlatma şeyimiz var. Ama diyelim ki gitar çalan birini çekiyorsun. Önden çekeceksin abi. Yani gitarın görüntüsü önden çözülüyor. Niye? Hem şekli, hem telleri, hem gitarın sapı, neyse adı, hem de hareketi görmek için. Piyanomu belli ki üstten çekeceksin abi. Tuşları ve eli görebileceğimiz şey. Ya ben yandan çek, ya tabii ki çekebilirsin ama en rahatı öncelik buradan bakmamız. Ya da demin Derya Hanım'da olduğu gibi ışık tersten gelecek. Biz yansımayla arkadan görürüz. Ama orada da yine üst açı var. Tuşları görebiliyoruz. Ya bu böyle çalınan, böyle çalınan bir müzik aleti ise bunu yandan çekeceksin abi. Karşıdan çektin mi demin Deniz Coşkun'un fotoğrafıydı değil mi? Gömlek de şeydi, Doğru. renkli böyle şeyli, şekilli. Kayboluyor müzik aleti. Ha, bunu önden bir koşulda çekersin abi. Sadece parmakları çekersen. O tuşlarına basarken çekersen. Yoksa karşıdan çekti mi biz hiçbir şey anlamıyoruz. Bu yandan olacak. Öbürü üstten, öbürü karşıdan. Bilmem neyi arkadan ama üç aşağı beş yukarı her şeyin böyle ya belli. Önce o en güçlü açı olacak. Öbür türlüsü şuna gidiyor çünkü. Abi işte bak ne güzel kırmızı tişört, beyaz şapka, mavi gözlük falan. Arkası da karanlık bunu çekime. Müzik değil ki o. Bu kişinin fotoğrafı oluyor. Bu kişiyi çek dersem tam böyle çek. Ama müzik dersen dönecek böyle yapacak o zaman çekeceksin diye düşündüm. Bu kısmı sonradan croplayalım ve şey yapalım, videodan ayrı olarak Genel bir şey şey. yapalım. Tamam. Bak bu mesela bizim Mehmet Dayı işte yani Bafa'dan demin şeyin de vardı Murat Gülcan'ın da vardı orada gene benim internet şeyini. Mesela burada
demin söylediğin şeyler geçerli. Yani biz böyle bir yarım çember yapıyoruz. Sağda kalan düzgün çekiyor, karşıdan kalan diyor ama biz uzun zaman çektiğimiz için herkesi yer değiştiriyoruz. Faruk abi de burada yanda kaldığı halde arkayı flulaştırıp Mehmet dayıyı öne çıkarmış. O açıdan doğru. Işık çok güzel düşüyor üstüne. Doğru. O iyi ama flu bile olsa şu arka tepenin Mehmet dayının kafasına denk gelmesi birazcık yıpratıcı bence. Çok olmaması lazım. Sahiden bunu aşağıdan yukarı düşürmek lazım yani bence. Ama ışığı Daha şey destansı bir hava verir değil mi evet, öyle evet, şey evet. tarz. Çok daha keyifli olur. Fatma Demir Turkey hesabına. Bir şey Kediler şimdi çok iyi ya. yani o zaten kolun altındaki kedi çok güzel. Ama zaten yani hani fotoğrafla ilgili konuşacağımız konuda o kediyi ve o kişiyi görüyorsan fotoğrafı daralt, yaklaş. Yani hani enstrüman o kedi, Evet. sahipteki kedi. Yani ben geçiyordum uğradım kedisi mesela yani hani şey tarafında hiç gerek yok diye düşünüyorum. Belki dikey kadrajla şey yapılabilirdi. Kişinin duruşu iyi şey olarak ama merdiven çok kirli bir görüntü verdiği için enstrümanı gene ayıramıyoruz burada diye Evet, düşünüyorum evet. şey tarafında. Yoksa şey çok güzel değil mi? Yani burada biri keman çalıyor, altta bir kedi böyle duruyor. Evet yani tek Süper başına mevzu yani. kesinlikle. Öbürü de demiş ki lan biri fotoğraf çekiyor ben gireyim de ben de görüneyim Ben de falan deyip göreyim. Evet. gelmiş yani. Türk kedisi o kesin. Evet Arkada bir mevzu mu var falan kesinlikle. diye. Evet. Bak abi işte zurna yandan çekeceksin yani. Hı. Çok çok net. Ben Yandan bu çekeceğiz ve fotoğrafta çok özür diliyorum. Şeyi arkadaki ağacı çok beğendim. Sahiden masalsı bir hava veriyor böyle dumanın içinde kalmış olmasıyla falan ama sağ alt taraf fotoğrafın çok fena ya. Kafalar mafalar böyle orada dikkat çekici. Bir de yani tabii ışık koşulları çok zor ama yani o polarize filtre mi olurdu artık ne olurdu? Yani patlama da kötü etkiliyor diye düşünüyorum Evet, yani evet. gökyüzünün şeyi. Yine bu benim sevdiğim fotoğraflardan yani hani şu açıdan üzülen bir yani müzik çalmaktan üzgün birileri var. Diğer taraftan bir de onların gölgesi var. Yani Gölge çok güzel. gölge çok farklı bir Duruşlar şey çok yapıyor. güzel. Evet. Ama abi fotoğrafın işte böyle beş ayağı var ya, bunlardan biri de teknik. Yani bu kadar gri bırakmayacaksın Gri bunu. olmayacak, doğru. Evet, bunu iyi iyi siyah beyaz yapacaksın. Yani o zaman olacak çünkü. Yani gene mesela gölgeyi biraz daha ana konu haline getirmek için sağdan bir kadraj, üst tarafın daha az alındığı bir kadraj çok daha etkileyici yapardı diye düşünüyorum. Fikriye Erim fotoğrafı. Burası neresi Cenk? Sen biliyorsundur. Ya onlar Namibya'ya mı ne gittiler? Orası galiba. Yanlış biliyorsam tabii Fikriye şey yapsın, düzelsin de. Müziğe hazırlık gibi değil mi? Evet, evet. Bir sonraki anı şey yapıyoruz. İstiyoruz. Ama renkler falan benim çok hoşuma gitti Çok bu evet. fotoğrafta. Böyle bir serinin bir parçası olabilecek fotoğraflardan biri. Evet bu arada şey için kızgın o akordeon çalan tek kişi de var. Hani iki kişi vardı ya bir tek onu ya da bunu çekerdim diye. Ben hatırlıyorum akordeon çalan kişiyi ama İşte onu niye üzerinde buraya konuşmak için koymadım? onu çekmedik. Onu seçmedik zaten. Bir onu seçsek Güzel. bir şey olmaz yani. İyi şey yaptın abi sağ ol. Tamam. Eyvallah. Filiz Boğa'nın fotoğrafı ya. Niye net değil diye başlayalım. Evet, yani net olsa bu sefer diyeceğim ki niye bu uzaklık? Niye, Hı. daha yakın olsa diyeceğim ki arka niye böyle? Yani birçok fotoğrafın bazen arkadaşlar bize mesaj atıyorlar falan, kızıyorlar bize. Benim fotoğrafımı seçmediniz, benim fotoğrafımı konuşmadınız falan. Ama işte bu uzaklıklar, bu kadrajlar çok çok sıradan bakışlar. Bir kez bu fotoğrafın tam karşı açıdan çekilmesi gerekiyor. Çünkü eller yani Şuradan. enstrümanı çalan şey Evet. farklı bir kez. Yani sol taraftaki elin bastığı tuşlar ile sağ taraftaki elin bastığı tuşlar görsel olarak çok farklı. Sağdan çekildiğinde bacak hareketi falan da şey olabilirdi. Işık konusu gene zannedersem biraz daha farklı bir özen istiyor bu fotoğrafta.
Ya Filiz Boğan çok canavar fotoğrafçılardan bir tanesi. Birlikte çekimler falan yaptığımız, ta İskenderun'dan kalkıp gelen. Evet. Ben daha iyi fotoğrafları olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki hafta ondan çok sıkı işler bekliyorum ben açıkçası. Bu arada Fikriye de yazmış. Etiyopya'ymış orası. Namibya, Etiyopya. Etiyopya. Bayağı şey. Güzel fotoğraf. Ben beğendim Fikriye. Onu da arada söylemiş olayım. Tamam. Sıtkı Aksoy'un fotoğrafı. Evet. Sıtkı Bey'in bir tane de makro hesabı da var. Zaman zaman oradan da işler paylaşıyor. Bu da neredeyse oraya yakın gidecek şeylerden biriymiş. Aslında bir arayış olarak güzel fotoğraf da bu ne abi? Kaşık mı onlar? Kaşık herhalde. Müzikle Yani derdi o bence. Niye yani? Niye sorusunun cevabı yok. Aa, bak Münevver Hanım yazmış. Bugün hiç belli etmiyorsunuz ilk ona seçtiklerinizi diyor. öyle Makara mı mi? yapıyor yoksa ciddi mi söylüyor bilemedim hiç. Bilmiyorum. Gülay Öden Coşkun'un fotoğrafı. Ya bu fotoğrafta adam seçilip arkası sonra mı flulaştırılmış? Özellikle sırtından ve berenin üstünden öyle bir tat alıyorum ben. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle bir işçilik var sanki. İnce bir işçilik ama arka bayağı zor bir arka. Arkadan bir kişi gelecekti ve bu kişiye bakacaktı. Yani Evet abi çok doğru. bu şey, yani o görsel bağ dediğimiz konu Evet. fotoğrafları güçlü yapan en önemli şeylerden bir tanesi. Hele bir de genç birisi olacaktı falan filan, böyle üzerine konuşulabilecek şeyler Evet, olsaydı evet. çok şey olurdu. Bak Şule Hanım da yazmış. Hiç anlamadık diyor ama gülüyor gene. Ya biri makara yapıyor Evet. Kesin seçtiler. Şimdi bizle numaraları söyleyecekler oradan. ama. Ya. Vallahi. Ayrı bir kanalda bahis oynanıyormuş çünkü, öyle bir şey. Hangileri seçildi? İlk onu bulanlara ödül falan diye. Vallahi değil mi? Öyle bir şey başlamış meğersem haberimiz yok. Videogram bahis diye. Öyle. Ya Gülçin Hanım'ın bu fotoğraf iyi gibi ama değil gibi ama yani böyle çok kararsız kaldığım Seninle fotoğraflardan biri benim. anlaşamadığımız fotoğraflardan birisi oldu bu Evet. hafta. Yani şöyle ben birincisi mesela tekniğini beğenmedim. Yani beyaz beyaz değil. Sağ alt köşe ve orta altta olan açık tonlu alanı da beğenmedim. Işığın yönü itibariyle bu kulaklıkların gölgelerini de beğenmedim falan. Ve notaları tam görmüyor olmayı da şey yapmadım. Fakat çok şey bir havası var. Hani sayfanın bu duruşu, kulaklığın da dahil olması işin içine anlam tarafı var ama estetik dozu yeterli gelmedi bana. Bu kadar da laf söyledim. Artık hala Evet ikna ya. edemediysem Yok. Ben seni. katılmıyorum. Burada iyi fotoğrafçı eleştirmeni ben olacağım bu hafta. Kimse seni sevmeyecek sonuçta Eyvallah. Cenk. Kimse sevmiyor zaten. Sinir Evet. oluyorsun. Her değerlendirmeden Şöyle, ben sonra. bu konu verildiğinde hani evde ne yapılabilir falan dediğimde, kulaklıklar ve bir nota gelmişti aklıma mesela. Evde ne yapılabilirle ilgili. Hani kulaklık herkesin evinde var. Yani hani ben dışarıya çıkıp müzisyen çekemiyor olabilirim. Ama buradan bir şey üretebilirim diye gelmişti. Sonra da videogram müzik etiketini takip ettiğim için, bu arada bunu da söylemek istiyorum. Biz yani Instagram'ın çok güzel özelliklerinden birisi, kişileri takip edebildiğiniz gibi konuları da takip edebiliyorsunuz. Yani etiketleri de takip edebiliyorsunuz. Ben her hafta konuyu takip ediyorum. O bir şekilde şeye düşüyor, ana Akışa sayfaya düşüyor. düşüyor, akışa düşüyor. Yani çoğu insanı da takip etmediğini şeyden biliyorum. Sonuçta Videogran ailesindeki bir dolu kişiyi takip ediyorum. Onlar beni takip ediyorlar. Hani konu etiketini takip eden bir veya iki kişi çıkıyor. Bu hafta içinde yapılan üretimleri görmek açısından çok güzel bir şey aslında, Evet. yöntem. Ben bunu gördüğümde ne güzel çekilmiş diye şey yaptım. Yani ben sağ aşağıdaki siyahlığı biraz daha kurtulsak anlatım güçlenirdi diye düşünmüştüm. Ama bu konu kesinlikle zorlanıp yani iyi fotoğraf çıkartılabilecek bir konu gibi geliyor Evet, o bana. kesin, o kesin. Şey tarafında. Çünkü kulaklığın kendisi de notaya benziyor. Yani tekil olarak baktığında o kulaklıklarda bir şeydeki anahtardaki notalardan birine benziyor. O hikaye zorlanabilirmiş gibi diye düşünüyorum. Gülşin ona
Umarım önümüzdeki haftalarda Cenk Gençdişi yalancı çıkartacak yeni fotoğraflarla karşımızda olur diyerek kesin, inşallah. Konuyu bağlıyorum. Ama böyle yapacaksak. Tamam. Tamam. Gülçin Cerit'in fotoğrafı. Burada mesela evet. Işık kullanımı güzel değil mi? Ben şeyi de sevdim. Yani kişinin gitar yüzünü... karşıdan çekilir. Evet abi. Kişinin yüzünü göstermemeyi çok doğru buldum. Doğru. Böylece bütün hikayeyi, bütün gücü enstrümana ve o hikayeye yönlendirme şansı ortaya çıkıyor. Tabii tişörtün üzerinde biraz önce demin senin söylediğin gibi bir şeylerin yazıyor olması bir risk. Biz ona daha çok dikkat edebiliriz. Düz bir siyah tişört olsa daha rahat çözülürdü diye söyleyebilirim. Mesela orada ghost yazıyor. Bence bir hayalet, yani el hareketleri şey olsa, ha, hayal etkisi olsa kesin. Süper olur. Evet, yani, o zaman hani... kesin. Yani. Öyle olması lazım yani %100. Bu Anadolu'muzun gelenek göreneklerinden bir tanesi. Zurnacıyı işini yaptırtmamak üzerine çok kurulu. Çok hoş ya. Çok başarılı bir fotoğraf. Geleneğimize aynı şekilde şey söyleyemeyeceğim ama yani niye bir müzisyenin hani düşünsene piyano çalıyorsun ve birileri geliyor para sokuşturuyor falan. Parmaklarına, falan tuşlara falan. Parmaklarına şey yapıyor falan. Ama hani böyle bir şey yapılıyor bizim ülkemizdeyi anlatan bir fotoğraf. Şimdi mesela bu zurna çalan biri fotoğrafı olsaydı diyecektim ki kesin yandan çekilmeli abi. Fakat bu onun üstüne de bir şey ekliyor. Dolayısıyla hikayeyi katmanlı hale getiriyor. O açıdan bu yönden çekilmesi bence güzel. Turgut da bak hangi akoru bastığını söylemiş. Gitar çalıyor ya. Bravo Turgut, teşekkür. Artist ya. O zaman bir canlı yayında Turgut bize gitar çalsın. Tamam. Konuk edelim. Her seçilen fotoğrafta böyle bir solo atsın. Öyle yapalım. Gülzastan'ı tebrik ediyoruz. Bazen Instagram story'de paylaşıyor çünkü öyle gitar biter çalarken görüyorum ben. Turgut sana geçmiş olsun dedik bu arada, haberin olsun. Evet. Dikkat et kendine ya. Hacer Yalnız Dilcen. Valla Dilcen ailesi biliyorsun abi, her hafta sıkı işler paylaşıyorlar. Bir şekilde giriyorlar değil mi? Evet abi. Yani. Bu da çok keyifli geldi bana, bu birkaç iş Hacer Hanım'ın. Bir bu vardı. İkisi de benzer şeyler olduğu için diğerini de göstermiş olayım. Hani tekil tekil değerlendirmeyelim. Evet. Şey tarafında. Bence güzel bir arayış var burada. Evet. Her iki fotoğraf açısından da. Yani elimizdeki öğeleri görselleştirme konusunda. Ben konumuzla iyi olduğunu düşünüyorum. Yani konumuzla bağlantısının düzgün kurgulandığını düşünüyorum. Biraz ışık tarafında şey yapılabilir. İki fotoğrafta problemli. Da iki fotoğrafta da yani alttan giren ışık biraz şey yapmış gibi. Halbuki ışık soldan da geliyor. Burada sağ taraf niye parlak falan biraz şey yapılabilir ama çok özendim açıkçası bu fotoğrafa. Evet evet. Güzel düşünülmüş işlerden. Hasan Yaktu. Şimdi ya bu fotoğrafın açısı güzel değil mi? Çok hoş böyle. Güzel. Evet kesinlikle. Yani gizli mesela gizlenmeye çalışılan bir hikaye var burada yani. Şapkadan falan da bunu anlıyoruz. Şey tarafında. Açı olarak da mesela hani yandan mı çekilir vesaire diye konuştuğun şey var ya. Evet. Enstrüman. Üstten çekiliyor ve bütün enstrümanı da görüyoruz. Kişiyi ama görüyoruz. Evet yani enstrümanı görebiliyor olmamız çok güzel. Şeyler de arkadaki o çizgiler çok güzel değil mi? Çok şey. Onlar da hareket çizgisi yaratıyor. Ben sevdiğim güçlü görüntülerden biri. Yine Hasan Bey'in bir fotoğrafı. Bu da mesela yine hani yan flüt herhalde değil mi? Bu böyle o enstrümanı iyi gösterecek şeylerden biri ama bir öncekiyle kıyasladığımızda bunun ışığı daha problemli. Hı-hı. Bu mesela çok güçlü görüntülerden bir tanesi. Hasan Bey zaten konuyu aramış yani. Evet. Bütün üç fotoğrafa da baktığımızda bu konuyla uğraşmış. Bu fotoğraf yani duygusu, çalınan enstrümanla, kuşların hareketi gibi şeyler düşünüldüğünde arka tarafın karmaşıklığını bile kuşlar kapatmış gibi geliyor değil evet, mi Cenk? Evet. Yani iyi çözülmüş bir şey işlerden biri bu. İyi aranmış fotoğraflardan birisi. Tebrik ederiz kendisini. Hüseyin Cahit Gürley'in fotoğrafı. Bu zor fotoğraflardan birisi. Yani hani şimdi bize
bir konserden bir anı anlatıyor ama işin içinde müzik var mı yok mu tartışılır. Evet. Yani kişiler çünkü bir es verilmiş ve o arada bir şeyler yapıyorlar zannedersem. Yani insanlar da alkışlıyorlar bravo gibisinden. Üst tarafın siyahlığının fotoğrafa kattığı özel bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Seyircileri alıyorsak seyircilere de ışık gelen bir şeyi düşünebilirdik veya onları fotoğrafın içine gölgeler haline getirmenin bir yolunu bulabilirdik diye tahmin ediyorum. Abi işte sahne fotoğrafları için hep konuşuyoruz ya. Şimdi sahne fotoğraflarını şöyle 1 dakikalık bir şey yapayım, açıklama gibi bir şey olsun bu. Daha önce Görsel Birikim serisinde Kudelka'yı konuşurken yanılmıyorsam anlattığım bir hikayedir. Çok hızlısını anlatacağım onun için. Şimdi sahne fotoğraflarında fotoğrafçının işi çok kolaydır. Niye? Bir, ışık ana hikayeyi, ana konuyu güçlü gösterecek şekilde bir profesyonel tarafından yapılır. Yani biz dışarıda çekim yaparken ah keşke güneş burada olsaydı, ah şurası gölge olsaydı diye düşünürüz ya. Sahnede böyle bir durum yoktur. Onu zaten bir profesyonel ayarlar. İki, sahnedeki kompozisyon, her şeyin ve herkesin yeri vesairesi falan tam karşıdan baktığında doğru bir kompozisyon oluşturacak şekilde ayarlanır. Dekor varsa dekor, yoksa oyuncular, hareketler vesaire falan hep böyle ayarlanır. Dolayısıyla bir sahneden fotoğraf çekmenin dikkat edilmesi gereken ilk şeyi tam karşıda durmaktır. Zaten atıyorum tiyatroya gittiğinde, bir konsere gittiğinde, eskiden hey yavrum hey bir sene öncesinde gittiğinde niye gidip bilmem ne bilet sitesine girdiğinde haritayı açıp ortadan bir koltuk almaya çalışıyorsun? Niye en uç taraf 20 lirayken ön tarafı 300 lira vermeye çalışıyorsun? Bunun için. Yani tam karşıdan ve düzgün bir açıyla göreyim diye. Fotoğrafçı da orada duracak. Dolayısıyla kompozisyon sana hazırlanmış. Işık da sana hazırlanmış. Şimdi senin bu fotoğrafı güçlü yapmak için İki tane şansın kalıyor. Bir, o kompozisyonu doğru gösterecek objektifi seçmek. İki, o anı güçlü hissettirecek yerde deklanşöre basmak. Bu ikisini yaparsan zaten fotoğraf güçlü olur. Sahnedeki fotoğrafı, yani sahne fotoğrafını çekerken ışığı yanlış ölçersen zaten sopayla kovalarlar seni. Ya sen nasıl fotoğrafçısın diye. Yamuk yumuk bir yerden kadrajı karman çorman çekersen zaten derler ki abi ne yaptın ya falan derler. Dolayısıyla çok geniş alırsan, sahnede gereksiz bir şeyler gösterirsen bir problemdir. Fotoğrafik olarak. Bir de doğru anda çekmezsen problemdir. Bu fotoğrafta biraz o doğru an noktasında eksiklik var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Cenk. Bu bence burası da Eyvallah. kliplenebilecek bir şey. Buradan Cem Saner'e çağrıda bulunmak Arada istiyoruz. şöyle bir alıp koysun ya. Bu da çok hoş değil mi? Bu çok güzel fotoğraf. Yani şey açısından yani ben kişide bir netlik istedim aslında. Yani gözüm Tam aradı. onu Ta, yani söyleyecektim. Arka değil de bir yer net olsun. en arka değil de kişiyle ilgili bir netlik çok şey olurdu. Ama önünden geçen hareket çizgileri hani böyle müziğin şeyini, duygusunu veriyor diye Evet değil düşünüyorum mi? açıkçası. Böyle çizgi filmlerde falan olur ya böyle bir müzik çalınan notalar gider falan böyle. Onun gibi olmuş yani. O açıdan güzel olmuş. Ve Dilcen Dilcen ailesi ailesi. devam ediyor abi. Ya bu kadar davul varken bir gümbürdetmek lazımmış bence. Müziği duymuyoruz şu an, değil mi? Evet. Müzik aletlerini görüyoruz. Müzisyenleri görüyoruz. Ama müzik daha olmamış. Bir gümbür diyecek yani. O zaman olacak. Hakan Tunay, ne zamandır fotoğraflarını görmüyordum galiba. O açıdan iyi. Lokal ışık çok güzel abi. Ama konu zayıf kalmış. Daha yakın, daha dolu girmek lazımmış. Yine bir Bak fotoğraf. bu Bunu mesela mesela değil daha iyi. mi? İlki çekilmiş, yaklaşayım denilmiş ve ikincisi hani sen konuştuktan sonra çekilmiş gibi sanki. Eyvallah. Bak gene demin dedik ya hani piyano yukarıdan abi daha rahat görünüyor.
Fakat bu yukarıdan girdiğinde ne kadar şey göstereceksin önemli. Sanki ellerden gerisi çok lazım değil. Kişinin saçlarının mesela fotoğrafa kattığı bir şey Evet, yok. evet. Rol çalıyor. Belki yatay kadraj o şekilde girilse daha güzel bir fotoğraf olurdu diye. Saatin olduğu yer bir sınır sanki fotoğrafta. Ondan aşağısı olmayacak. Ayşegül Demir'in fotoğrafı. Yani yine biraz önce Cenk spoiler verdi. Hani karşıdan görmemenin hangi durumlarda geçerli olabileceği gibi şeyler. Bu detayda yani gitarı hem karşıdan görüyoruz hem de Turgut birazdan bize hangi akoru bastığını söyler diye Evet. tahmin ediyorum. Hangi nota bu Turgut? Hangisi diye şey yapar. Ben hem ışık aydınlatma olarak hem de verdiği duygu olarak sevdiğim çalışmalardan birisi. Biraz daha yakın gelebilir. Mesela sağ taraf sağ artık tarafa gerek yok değil mi? Öyle el şey böyle var. Gitmediği sürece o sağa gerek yok. Dolayısıyla üstünden de biraz fedakarlıkla daha doldurulabilir. Bak bu hareket çok hoş. Değil mi yani? Normalde de görmeyi beklemediğimiz karelerden bir tanesi bu. Yani evet. Hani açı olarak söylüyorum şey tarafında. Ben de çok sevdim. Yani hani karşıdan almadığı ama yandan çekmiş, bir de enstrümanı da ters bir taraftan çekmiş. Şey tarafına biraz takıldım. Yani Ben işçilik tarafı... orkestrada arkada şeyde mi, zilde mi diye düşündüm. Ha yok. şey tarafında yani bir fluluk demeyeceğim buna ama gömlekte, elde falan böyle bir pastel şeyi var. Belki yüksek grenden kaynaklı olabilir. Bir onu şey olarak gördüm ama açı olarak tebrikler ya. Ben çok beğendim. Beni tek şey yapan yayı çeken elin girmemiş olması. Şu aşağıda eli de göreceğiz tam gibi geldi bana. Yani biraz onu daha geniş bir daha açı iyi gerekir olur. Diyorsun o zaman. Evet. Anladım. Turgut notayı söylemiyormuş. O zaman çalacaksın bize Turgut. Kare alt çizgi kalem. Ben bunu her seferinde kara kalem diye okuyorum ama bu sefer yayında kare alt çizgi kalem diye şey yapayım. Neslihan Hanım'ın fotoğrafı. Bu Mevzu burada güzel ama şimdi yani fotoğraftan neyi çıkarsak fotoğraf bozulmaz ve güçlenir diye düşündüğümüzde aslında çok şey yapabiliriz. Bu fotoğraf biraz yakınlık istiyor. Ön taraftaki kesin. anılık kaldırımlarının şeyine ihtiyacımız yok ki çocuğun da ifadesi çok güçlü bir ifade bu arada. Yani hani beni çek abla diyor yani burada. Sadece darbuka, el yüz, o kadar evet, beni fotoğraf. Çek diyor. Belki şu paraları falan da alma ihtiyacıyla beraber böyle bir şey olmuş ama ön taraftaki fotoğrafın yaklaşık dörtte birlik bir kısmından rahatlıkla kurtulabilirdi diye düşünüyorum. Şeyde. Kemalettin Kök'ün fotoğrafı. Kemalettin Kemalettin abi de yani kendi de evet. bir müzisyen olarak ondan daha güçlü şeyler bekliyorum ben ama tek Şimdi fotoğrafıyla var galiba burada. evet. Ya burada tabii şöyle şeyler bir yani demin de konuştuk. Arka planda çizgi varsa fotoğrafçı açısından her zaman tehlikeli şeyler olabiliyor. Alından çıkan bir çizgi istenilen şey değil. Bu fotoğrafta mesela arka planın böyle iki rengi olduğu düşününce yani acaba niye kişi mavi zemin üstüne, turkuaz zemin üstüne getirilmemiş? Ben onu düşündüm. Yani hani öyle bir şey olsaydı çok farklı bir şey olabilirdi. Tam ortada, ikisinin ortalandığı bir yerde şey olmuş. Hani fotoğrafı çekilen kişi bir adım geride olsaydı, solda olsaydı değişik bir kare olurdu diye tahmin ediyorum. Yani ya tam sarının üstüne düşürülebilir, O da ya bir tane. tam mavinin üstüne düşürülebilir. Ya da bu maviyle sarıyı alacaksan daha tam ortalayarak yap bari. Yani bir kararı vermiş olalım. Burada bir kararsızlık var. En şey karar bu zaten yani. Kararsızlık en kötü karar. Dolayısıyla da o çizgi tam böyle kişinin üstüne giriyor. Ya ortadan bile geçse bu kadar dert etmeyiz belki. Doğru. Kübra Yıldırım Arslan'ın fotoğrafı. Bu hani sadece enstrüman çekmeyin fotoğraflarını delmeye çalışan fotoğraflardan bir tanesi. Normalde burada bir müzik yok bence. Müzik aleti var. Bunu gösteren bir şey. Evet. Ama elinde başka bir şey de tutuyor. Yani blender tutuyor olsaydı da biz çok şey yapmazdık herhalde.
İşçilik olarak ama sevdim. Yani ışık olarak benim sevdiğim çalışmalardan bir tanesi oldu. Kemanın o gözü, yüzün üstüne konulduğu yeri de bence zekice. Yani bakıldığı yer. Ama birkaç amamız var bu fotoğrafta. Yani neyi neden kestik konusunda bize biraz söylemesi lazım. İpucu vermesi lazım. Yani hani yer de var, şey de var. Niye böyle bir dil tercih edildiği ben fotoğrafa bakıp çıkartamıyorum açıkçası. Şey ise dediğimiz gibi yani hani oradaki arayış güzel olmuş. Bunu şey için söylemiyorum. Yani ışık ölçümü açısından da kolay bir fotoğraf değil açıkçası. Ama diğer tarafı ben kendim bakarak yanıt bulamadım açıkçası. Evet, bence o hem yayın hem de kemanın üst bölümünün niye kesildiğine bir cevap bulamıyorum. Kumral Hanım. Kumral Kep'in fotoğrafı. Geçen hafta işi var mıydı hatırlamıyorum ama yine hemen hemen her hafta destek veren dostlardan biri. Yine işini görmekten mutlu olduğumuz birisi. Ya bu adamın bence en özelliği şapkadaki çiçek. Ya onu daha iyi görmemiz lazım ya. Yani bu müzik aleti falan değil, müzik çalma falan hikayesi değil tek başına. O çiçekli şapka mevzuyu güçlendirecek olan şey. Yoksa alttan yukarı değil de böyle üstten hafif bir klarnet şey çalan birisi için güçlü fotoğraf değil. Ama şapkasında çiçek miçek falan olsa o zaman iş değişir. Bu güzel. İfade falan iyi. İfade güzel. Yani kadraja konulduğu eğrilik doğru şey tarafında. Sabit bir şeyden çekilmemiş olması doğru. Zannedersem sağdan olsa elle kafanın karışmasını bir tık engelleyebilirdik. Biraz daha sağdan ama hani konser salonunda çekilmesi. Şimdi bu hareketi görmek lazım birazcık. Çünkü orada zorlanıyor tahminen. Mesela böyle bir fotoğrafa baktığında enstrümanın üstündeki patlamayı nasıl değerlendiriyorsun Cenk? Rahatsız ediyor mu seni? Beni çok rahatsız etmiyor. Etmiyor değil mi? Yani daha çok şeyleri düşünüyorum. Bu karanlık alanların onu çok öne attığını düşünüyorum. Hı-hı. Onun için de çok dert etmiyorum açıkçası. Yani bir detay kaybı var o bölümde ama öyle çok acayip şey değil sanki. Ama bu tamamen benle ilgili bir şey de olabilir. Yani sen dersen ki beni çok rahatsız ediyor. Yok ben o da haklı derim. Başka biri derse ki abi adamın gömleğinde yüzünde daha çok detay olmalı, daha çok ışık olmalı, o da haklı. Yani bu öyle bir ışık koşulu. Bazen şey olabiliyor sonuçta. Yani bir fotoğrafı değerlendiriyoruz. İşte fotoğrafın 50'de birlik bir bölümde bir patlama oluyor ve biz bunun üstüne 3 dakika konuşuyoruz. Yani orası patlamış, şöyle olmuş falan filan gibi. Bunda beni de rahatsız etmediği için aslında özel olarak sormak istedim. Yani daha çok ışık patlamaları böyle kenara, köşeye ve ana konunun dışında bir yere dikkat kaçırdığında hemen şey yapıyor. Burada evet. Burada mevzunun olduğu yer ya. Aynen. L.Burhan. Burhan hesabından. Ya açısı falan benim hoşuma gitti ama yani izleyici lazım şey yapması. Tekniği çok zayıf. Bir de bence izleyici gri, lazım. Gri ve koyu gri olmuş yani. Ve dediğin gibi bir çevreyle güçlenecek. Yoksa daha yakın. Çünkü eğilmiş birilerine bir şey yaptığı çok belli. Yani onu bize göstermesini ben beklerdim açıkçası. Evet. Ama yani siyah beyazın, ya bak Mehmet Demir'in fotoğrafındaki, ya bir geri gel abi, bir ileri git. Aradaki hı-hı fark ne kadar bariz değil mi? Yani bundaki tonların doğru şey keskinliği nasıl? Öbürü çok gri, biraz daha koyu gri diye gidiyor o fotoğraf. Burada enstrüman çalan, onun netliği güzel. Arka tarafın flulu doğru tercih ama arkada çok patlak bir alan var. İşte o demin konuştuğumuz bu kadar parlama rahatsız edici olabilir mi? Dikkat çekiyorsa olabilir. Bir de soldaki insan birazcık riskli. Evet. Mevzunun dışına kaçırıyor bizi artık diye düşünüyorum. Melih Aladağ'ın fotoğrafı. Bu aslında bir şey muhabbeti için güzeldi. Böyle Kars'ta falan oluyor böyle aşıklar başlıklar hani bir şeyde. Ortadaki amca
güçlü fotoğraf. Sağdaki ve soldaki hiç gereksiz. Evet. Hiç olmaması lazım hatta. Bir şekilde nasıl bizim Mehmet Dayı'nın sazla fotoğrafı var, işte Murat Gülcan'ı Faruk Konyalı çekmiş. Öyle fotoğraf lazım bu amcaya. Ya da sağ soldakiler dahil olacak olayı, ikisinden biri. Yani bağlamaya baksalar, etseler ama herhangi bir şekilde konuyla, yani biz niye buradayız bakışı atan kişiler maalesef. Soldaki abi tam öyle zaten. Tam yani. Kaderimse çekerim bakışı. Evet. Abi. Yani. Ya bak, bu bana çok ilginç gelen fotoğraflardan biri. Sevgili Murat İlhan'ın fotoğrafı. Biz hep böyle hani müzik aleti, konser bilmem ne falan. Bir Gülçin Hanım'da vardı değil mi? Kulaklık nota. Doğru. Farklı bir bakış. Bir de Hacer Hanım'da çiçeklerle nota falan gibi. Hani birkaç böyle farklı iş vardı. Burada da kulaklıkla bize mevzuyu anlatma durumu keyifli. Zekice bir hareket. Ama yani sadece o kulaklık işi çözüyor mu emin değilim. Çünkü koşma hali, rakam. Hemen ben diyorum ki rakam varsa maraton demek ki bu, bir yarışma falan. Bak bu sefer işin içine başka hikayeler girmeye başlıyor. Bir anda o kulaklık. Mesela bunu deniz kenarında sabah koşan birisi kulaklıklı olsa, o zaman şey yaparım, eşofmanıyla biri koşuyor mesela. Onu daha çok müzik şeyiyle alırım. Burada yani, yarışma marışma giriyor işin içine. Bir koşu fotoğrafı değerlendirme ile müzik fotoğrafı değerlendirme farklı oluyor tabii. Yani biz şu an konu müzik olduğu için bu yorumları yapıyoruz. Örneğin kulaklıkların reklam şeylerine falan baktığınızda, yani işte spor yapan kişi kulaklık ve mutlu gibi şeyler. Yani güzel bir müzik dinlediğini, o kulaklık sayesinde o işin içinde olduğunu falan anlatabiliyoruz. Burada kişi koşuyor, acı çekiyor. Yani hani bir zorlanma şeyinde, evet. Ve bir kulaklık var. Yani hani koşuyu daha güzel anlatıyor bu fotoğraf müzikten, evet, değil mi? Ziyade diye. Bir de rakamıyla falan evet. Yarış şeyini anlıyoruz bunda. Şimdi evet, siyah beyaz işçiliğini bir tarafa bırakarak söyleyeceğim. Sonuçta her birimiz fotoğraflara baktığımızda farklı farklı şeyler çıkartıyoruz. Bazen de bu nasıl yorum falan denildiği de oluyordur. Bir şey demeyeceğim ama. Şimdi bu fotoğrafta gördüğümüz hemen hemen herkesin tek ayaklı olması beni çok etkiledi. Yani tekerlekli sandalyede birisi bir şey çalıyor. Diğerlerinin hepsi de tek ayakta yakalanmış. Flu vesaire. Yani hani engelli bir birey var ve hani çaldığı şeyle kenti de ona dönüştürmüş gibi bir şey. Ben bir tık zorlama kaçtığını biliyorum bu yorumun şey olarak ama bana bunu anlattırabiliyorsa doğru bir anlatım şeyi vardır diye düşünüyorum. Yani şey tarafında. Açısına konuşabiliriz. Yani bu açı doğru açı mıdır konuşabiliriz şey tarafında. En arka taraftaki şehrin patlaması gibi şeyleri gene konuşabiliriz. Ama fotoğraf biraz daha yatay kadraj çekilip şey yapılabilseydi zannedersem. Yani üst taraf alınmadan yukarıdan falan vazgeçilseydi. Derlenip toparlansaydı çok şey bir şey olabilirdi yani diye düşünüyorum. Yani işte o kadrajı yaklaştırmak senin söylediğin hikayeyi güçlü görmemizi sağlayacak. Evet. Şu an tesadüfen. Bu kadar geniş bırakınca o zaman izleyici olarak senin mesela böyle bir durum var demene dönüşüyor. Fotoğrafçının sözünü taşımıyor oluyor o zaman. Evet. Ama bu hikaye kovalanabilirmiş gibi. Evet evet, çok açıkçası. Çok güzel bir yerinden tuttun bence fotoğrafı o açıdan. Nibali Yebe. Ya tip ilginç. Yaptığı iş güzel. Fakat kadraj o kadar kontrolsüz ki. Yani sol taraf hoş, sazın şeyi kesiliyor falan, yani daha kontrollü olması lazım. O zaman daha güçlü olur. Doğru. Bu da ilginç şeylerden biri. Arkadaki iki kişiyi çözemedim ben sadece. Onlar herhalde müzisyen diye tahmin ediyorum. İşte onu daha iyi ya görelim ya görmeyelim. Yani şey güzel çünkü hani bu sokak müzisyenlerinin mevzusu ya da işte bir şeyler satılıyor onun mevzusuyla bize buradan bir fikir veriyor ama arka taraf oraya destek olmalı.
Olmuyorsa olmamalı bence. Doğru. Nuran Elif Koç'un bu fotoğrafı. Çocuğun şeyi güzel, ifadesi güzel ve o mutluluğu hani müzik aletinden falan geliyor güzel, tamam. Arkada işte şeyler falan, tamam. Ama daha geriye doğru gittikçe bu ön planın etkisi azalmaya başlıyor. Bu sefer fotoğraf bir anda arka duvarda ya da perdede ne varsa orada herhalde ya duvar ya perde diye anlıyorum. Yansıtılan bir görüntü de olabilir. Güç oraya kalıyor fotoğrafta. Öndeki arka konu taraf, zayıflıyor. Evet. Arka taraf önü güçlendirmek yerine ondan rol çalıyor. Baskın hale gelmiş, evet. O zaman çocuğun neşesi falan gidiyor. Bu da keyifli fotoğraflardan biri. Yine aynı demin Murat İlhan'ın fotoğrafı gibi. Yani kulaklık üzerinden mevzuyu çözmek için olabilir. Ama biraz daha yakın girmek lazım bunun. Bu tahminen tabii cep telefonunda çekilmiş bir fotoğraftır diye, evet, tahmin ediyorum. Yani bir an bir şey karşılaşılan var. Durumu kaydetme amaçlı. Ama daha sonradan croplayacağım o zaman. Evet. Ya bu da köpeğin fotoğrafı mı? Evet. Müzik değil çünkü müzik çalınmıyor. Hani o çalınıyor olsa o zaman daha şey olacak. Kadran şey gibi, böyle bir kısa film karesi gibi. Değil mi? Yani böyle işte Sonsuzluk ve Bir Gün filmi falan gibi. Evet, evet. Hani o tatlı bir kadraj falan ama mevzunun gerçekleşmesi lazım. Köpek bayağı oyuncuymuş. Ya bu çok keyifli geldi bana. Nurten Erdal'ın fotoğrafı değil mi? Nurten Erdal'ın fotoğrafı. Yani şu açıdan keyifli geldi. Sanki biri müzikle isyan ediyor gibi camdan fırlamış yani. Öyle bir şey. Teknik ve estetik olarak düşünürsek daha dikkat edilebilir mi? Edilebilir. Aman sağ taraf girmesin bilmem. Şöyle diagonale yerleştir. Biraz daha şöyle al falan denilebilir. Ama sahiden böyle bir müzikli isyan gibi durum. O açıdan keyifli. Osmancan Gençtürk'ün fotoğrafı. Bu fotoğrafta bir netlik isteriz. Bir yerlerde netlik isteriz. Yani bizi, yani bu haliyle şuraya bakın dedirten bir şey isteriz. Bunda daha çok ben böyle bir şey gördüm ve çok etkileyiciydi şeyi, bakışı. Net olmadığı için de şimdi hani teknik olarak nereler eleştirilebilir? Işık eleştirilebilir şey tarafında. Arka plan yok. Bu açıdan değerlendirebileceğimiz bir şey yok. Ama ben şeye girmekte çok zorlandım açıkçası. Fotoğrafın içine girmekte çok zorlandım. Abi demin konuştuğumuz şey bence bu. Yani sahne ışığıyla, rengiyle, atmosferiyle bize zaten hazır sunuluyor. Biz fotoğrafçı olarak başka bir izleyici, o an sahneye bakmayan başka birine, hatta o sahneyi izlemiş birine, aa ben de bu konserdeydim ama hiç böyle görmedim abi denilebilecek, ya da aa ne güzel bir konsere gitmişsin denilebilecek görüntüyü oluşturmak hikaye. Yoksa sistem şuna döner, bak bu çok rahattır, yani dön dünyaya, çevreye, çat 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 bas. Ya, o da bir sahne çünkü. Arada bir şey denk gelebilir. Nasıl ki biz normal hayatın içerisinde teknikle, biçimle, kompozisyonla en güçlü görüntüyü oluşturmaya çalışıyoruz. Sahnede bunun bir bölümü bize hazır veriliyor. Onu çok daha iyi işleyebiliriz. Bu biraz o anın duygusuna kapılmış bir fotoğraf diye düşünüyorum. Şimdi burada Onur Gökçe'nin fotoğrafı. Ziraat sanat yazıyor. Altta da abi bir sanatçı çok, görüyoruz. Çok fena değil mi? Yani ziraat sanat yani bu işte. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki teknik olarak çok daha teknik iyi olur. Teknik olarak daha iyi olmasını şey yapardık. Ama çok doğru hani mevzuyu görmüşüz ama bunu harcamayalım işte ya. Bence. Yazık olur yani. Tekniği düşük tutarak güçlü bir görüntüyü şey yapamayız. Bu arada yorum gelmiş Nurten Erdal'dan. Pandemi zamanında evden çıkamadığımız zamanlarda hayat eve sığar ama müzik sığmaz demiş ve çalıyordu diye. Ha, demin senin söylediğin şey. Evet. Konu. Tamam. Ama pandemi bitmedi daha. Daha çok çalacağız herhalde öyle camdan. Öyle görünüyor. Orhan Ölmez'in bir fotoğrafı. Burada beyaz kıyafetler makineyi yanıltmış abi bence. Onun içinde pozlama
biraz yukarı gitmiş ve doğru tonları göremiyoruz. Yani makine böyle merkezde onlar var ya. Evet. Onun için 1-1,5 stop atmış yukarı enstantaneyi. Çok koyu olmuş. Daha bir çok de sağdaki amcanın da bir müzisyen şeyini görebilseydik ben çok sevinirdim. Evet. Yani o en azından bir çıkı çıkı olsaydı elinde. Evet. Ama zaten şapkanın boş olması da anlatıyor durumu yani. Hani evet abi. Şey yapmış. Soldakinde var hiç olmazsa. Belki yani soldaki iki kişiden bir kadraj çıkartabilirdi Orhan Bey. Evet, evet. Bu fotoğrafı biz daha önce gördük bir değerlendirmede. Bir hareket olarak güzel, keyifli, daha önce gördüğümüz bir fotoğraf ama aksiyonu görmek anlamında bence güzel. Hüseyin Türkan'ın fotoğrafı. Şimdi diyeceksin ki biz sadece enstrümanla müzik fotoğrafı olmaz dedik ama bunu niye koyduk Cenk? Evet. Abi bence tam o çizgi film dünyasının işi işte ya. Ben dedim ya hani çizgi filmlerde oluyor böyle notalar uçuşuyor falan. O hikayeyi güzel veriyor ya. Yani ister bunu bir ışıkla yapmış olsun, ister Photoshop'ta yapmış olsun. Yani biz fotoğrafın nasıl üretildiğini kafaya takan bir grup değiliz. İster cep telefonuyla çeksin, ister bilmem ne full frame şununla çeksin, isterse kamera obscura ile çeksin. Ya da yapsın yani çok da önemli değil. Ama o sahiden müziğin şeyini bence hissettiren işlerden. Evet evet, bu bir enstrümanın değil müziğin fotoğrafı olduğu için ben de evet, öyle düşünüyorum. Evet. Yani hani bir gitarın fotoğrafı değil yani. Bunun açısı falan benim hoşuma gitti. Yine böyle yani tam karşıdan bakınca çok sıradan oluyor. Onun için bir bakış yüksekliği değiştirmek güzel. Ancak bu açılarda bence o kemanı çalan çocuğun bize hareketi yapması lazım. Böyle yukarıdan girdiğinde bize doğru yapacak ki hareketi biz onunla bir bütünlük kurabilelim. Yoksa röntgenci gibi kalıyoruz işte. Çaktırmadan çekiyormuş gibi kalıyoruz. Ben biraz daha şey diye düşünüyorum. Yani açıyı hani açı farklı ama ben senden biraz daha değişik düşünüyorum bu konuda. Yani yukarıdan çektiğimiz için konuyu küçültmüş oluyoruz aslında. Tabii yani, o kesin. Şimdi bu konuyu da küçültmek yerine çevreyle bağını kuracak bir şeye çevirmek gerekir diye düşünüyorum. İşte bak bu yükseklik bize bakabilirdi. O bize doğru bakıp biz yaklaşırsa mesela öndeki el kocaman olacak. Biz direkt böyle o kemanın evet. şeyinden gireceğiz. O zaman bu kişiye, bu konuya, yapılan işe bir güç vermiş olacağız. Aynen. Şimdi bu uzaklık ve bu bakış tam dediğin gibi oluyor. Üstten bakış, ezici bakış, aynen. küçük görme, hepsi bir araya geliyor o zaman. Rıdvan Hoşgör'ün fotoğrafı. Hüseyin Türkan şey yapmış, projektör yansıması ile gitarı harmanladım, öyle çekmiş. Projeksiyonla şey var. Güzel. Çok zekice işte abi. Yani teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Valla bravo. Evet, Rıdvan Hoşgör'ün fotoğrafı. İşte demin söylediğimiz şey abi. Karşıdan çekersen de çok normal oluyor. Çok sıradan. Evet. Daha. Ben mesela hiç şey görmemeye çok üzüldüm ya. Yani gir böyle kemana, ele kadar gir. Değil önüne, mi? Gitar çalana öyle yukarıdan gir. Hiç öyle bir şey bakış yok. Bir geniş açı objektif değerlendirmesi ve perspektif etkileri şey evet, istiyor. Öyle bir yayın yapalım abi. Evet. Ha, bak bu mesela girebilir. Daha da girmek lazım ama. Bir de bu kadar full olup mul olup bir filtre mi var? Bir şey mi uygulama var? Çok full olmuş şey tarafında. Evet. Ben de katılıyorum. Biraz önce de bir daha güçlü bir örneğini gördüğümüz için de aslında bu fotoğrafı Gündüz Hanım'daydı galiba. Evet. Daha çok para vardı falan böyle. Para varsa tamam. Para varsa iyi olur. Ya bu mesela bence Sadık Başal'ın fotoğrafı. Hı hı. Çok güzel fotoğraflardan bir tanesi. Bir müzik fotoğrafı değil ama. Yani hı hı. şeyi hep Bresson'un işlerini konuşurken gösterdiğimiz fotoğraflar i̇lk, var ya ilk, işte. İlk tatil ücretli, günü müydü? Ücretli hafta sonu evet, evet, falan şey. Gibi. Yani Bresson'un o fotoğrafındaki yapı ne? Olan bir hikayeyi fotoğrafik bir şeye dönüştürmek. Seriye dönüştürmek. Sadık Bey şu mevzuyu aynı yapıda bir seriye dönüştürmeli bence.
atıyorum bu hafta sonu pikniği ya da bilmem ne mevzusuysa bunun gibi, ama illa böyle saz çalan ve birilerinin güneşlendiği değil. Ama o farklı hafta sonu değerlendirme biçimlerinin olduğu bir seri yapabilir. Bu o anlamda güzel fotoğraf ama sadece müzik fotoğrafı değil. Yani önde yatan güneşlenen daha güçlü çünkü sazdan bağlamadan. Ama mevzu güzel. Seda Sönmez'in çok sayıda sahne fotoğrafı var. Değil mi? Sahne fotoğraflarını çok iyi kotaran bir isim diye düşünüyorum. Ama 35 tane falan fotoğrafı vardı. Bu hafta. Evet. Sadece bu hafta. Doğru söyledim. Bir de öyle. Sadece bu hafta 35 fotoğrafı falan vardı. Bu o en başta da konuştuğumuz hikayeye uygun. Yani geçen insanı tam görmesen de olur. Bize müziği yapan insanı göstermek asıl hikaye diye söylediğimiz örneklerden bir tanesi için uygun. Bir de hani ney hep böyle daha ruhani bir şey falan diye algılanır ya müzik olarak da. Evet. Hani kişinin net olmaması falan böyle o açıdan bunu güçlendiren şey. Tabii enstrümanı biliyorsak. Evet. Şeylerden. Burada ilginç bir filtre var değil mi Cenk? Yani evet. Bir, sadece belli... Center focus falan gibi bir şey var herhalde. Bir de renklerle ilgili de sadece belli renk tonları şey yapılmış herhalde, tutulmuş. Sercan Yorulmaz bayağı böyle bir teknik şey yapmış ama bence çok kritik bir mevzu kaçmış. O dönüp bakan çocuk. Çocuk değil mi? Net olmalı. Biraz önce asıl, konuştuk. Evet. O çocuk da net olacak. Çünkü şu anda net olan yer ortada boş olan yer. Tamam. Evet. Sokak müzisyeni var. O net zaten. Ama ortadaki boş alan hikayeyi... Ya bu fotoğrafı çekerken Selcan Yorulmaz şöyle bir adım sağa atsa iş bitiyor. Şöyle yapsa çocukla müzisyen yaklaşıyor. Yan yana gelse. Ve iş bitiyor. Çünkü çocuk ilginç bir konu görmüş ona bakıyor. Biz tabii, ilginç tabii. Bir konu görmüşüz ona bakıyor. Bir de babası abisi kimse yürüyor o hiç sallamıyor. Çekiyor. Ama çocuk bakıyor yani iş orada. Serpil Aybir de her hafta bir şey yapıyor, fotoğraf paylaşıyor, böyle bir destek veriyor sağ olsun. Bu, ben çok net söyleyeceğim, bugüne kadar yaptığı paylaşımlar arasındaki en zayıflardan biri. Çok çok düz fotoğraf olmuş. Ben daha güçlü şeyler bekliyorum Serpil Hanım'ın özellikle seyahatlerden falan. Çok ben şeyi falan vardı. Mesela yani ışık açısından falan mesela normalde size aldanmaması iyi bir şey. Yani onu çekiyorsaydı. Çok düz fotoğraf, çok temiz evet. Fotoğraf. Onda ama işte çok düz fotoğraf ya. Doğru. Yani ben Serpil Hanım'ın daha güçlü işlerini bildiğimiz için şey diyorum. Doğru. Yoksa kendi başına bu fotoğrafa baksak deriz ki bu iyi. Evet. Seval Bey'in bu fotoğrafını biz daha önce gördük ama tam böyle siyah beyaz gibi değil, başka bir tonlamayla gördük bunu. Üst tarafta başka bir şey vardı. Ben daha önce görmüş olmamızı bir dezavantaj olarak söyleyebilirim. İkincisi de aşağıdaki davula ihtiyaç yok. Bu adamın belinden yukarısı lazım değil bence. Doğru. Yatay fotoğraf işi çözer. Çünkü ifade falan zaten fotoğraf. Aşağıda bir şey yok ki. Burada da mesela aşağıda bir şey yok. Gireceksin buna yaklaşacaksın. Yani Seval Hanım her iki fotoğrafta da uzak kalmış konudan. Burada sağdaki teyze alkışlıyor bir şey yok. Alkış yok yani. Ortada soldaki en soldakinde şey. Kesin o ışık gölge şeyi var. Güzel abi. Çok güzel değil mi oradaki ışık? Oraya kadar girmek lazımmış. Seydi Kızılöz Londra şubesinden Münevver Hanım'la aynı ekipteler. Geçen hafta da böyle bir fotoğrafı vardı hatırlarsam. Yine paspartılı, yazılı falan. Sunum şeyi için ben beğeniyorum ama bu fotoğraftaki müzisyen tamam. Bisikletli adam olmamış. Yapmıyor bir şey. Katkısı yok fotoğrafa. Daha vazgeçilebilir şey öğeler onlar. O adam, oradaki direk, yukarıdaki yazılar falan. Yani daha dolanabilir etrafında diye düşünüyorum. Seydi Kızılöz bu konuda. Biraz acele olmuş. Mehmet Dayı'yı da canlı yayına alacağım. Evet. Yemin ediyorum evet. Bazen Instagram'dan falan. Bir kere Instagram'dan oradan canlı yayın yaptık. Öyle mi? Fotoğrafı çekerken. Tabii tabii. Benim Instagram hesabımda duruyor galiba videosu.
Hem nasıl çektiğimizi anlatıyoruz hem de bir yandan da o bize çalıyor Tamam. falan böyle. Bu çekim değil ama başka bir çekimdi yanılmıyorsam daha önceki. Sazın üstünde aşkım yazıyor herhalde, değil mi Cenk? Evet evet abi çok şey yani. Bu da aşağıdan yukarıya bakış açısı niye? Ama daha el hareket. Faruk Konyalı'nın fotoğrafındaki ışık en iyi ışıktı. Değil mi? Bu açı olarak güzel. Murat Gülcan'ınkinde internetim gitmişti. Çok düzgün şey yapamadım. Ona şey diyemeyeceğim. Yorumlayamadım. Tamam. Evet. Suya abinin fotoğrafı çok sınırlarda bir fotoğraf ya. İki uçta da çok sınırda. Çocuk da Bizi değmiş biraz yüzlere. sıkıştırmış Süha Bey Evet, burada. evet. Yatay Hani kadraj şey yapsa iş tarafı. biter. Kesinlikle. Çünkü İş yani çözülür. şey var o konuştuğumuz çocuk. Mesela diğer bisikletli niye vardı sorusu gibi çocuk niye var? Çünkü çocuk diğer tarafa bakıyor ve bir anlam birliği Evet. oluşuyor gibi şeyler diyebiliyoruz. Ama o kadar dar bir kadraj var ki bir ferahlık istiyor insan. Yani kişinin ayağı çıktı çıkacak falan böyle şeyler. Bir de üst taraftaki şeylere gerçekten hani üst ve alttaki boşluklar Çok gerekli değil. anlatımı güçlendirmiyor diye düşünüyorum. Evet. Ama çocuğun eller cepte falan duruşu Duruş daha çok güzel yani çocuğun. evet. Onu Ben de başrole çıkar yani. ben de çalarım Asıl bunu şeyle falan diye. ilk Elim cebimde çalarım ben bunu Evet. diye. Londra Öyle. şubemize Münevver Londra Hanım'a. şubesi devam ediyor abi. Burada mesela bak açı doğru. Yandan çekildiği için tamam. Arkanın flu bırakılması da bence doğru tercihlerden bir tanesi. Ama şanssızlık arkada farklı renklerin bir arada olması. Mesela arka tamamen mavi kalsa ya aslında şöyle olacakmış. Adamın durduğu yer sarı. Müzik aletinin durduğu yer mavi Mavi olacakmış. olacak, değil mi? Şu an sarının üstüne sarı Evet, geliyor. sarının üstüne sarı, mavinin üstüne mavi gelmiş. Yani öyle bir şey şansı olsaymış o zaman bu fotoğraf çok patlarmış tabii. Ama teknik tercihlerin doğru olduğu fotoğraflardan biri. Bu fotoğrafın ben şeyini beğendim. Yani biz hep çalsın, söylesin, bilmem ne falan durumlarını gördük. Burada mesela onun daha bir tık üstüne çıkıyor iş, değil mi? Yani daha çok konsantrasyon, daha çok motivasyon, daha çok kendinden geçme hali falan gibi. O hani sahne ortamını da hissettiğimiz itibariyle o müziğin gücüne yönelik fotoğraflardan biri diye düşünüyorum. Burada saçtaki ışık iyi, eldeki ışık iyi, diğer ele de bir ışık gelmesi lazım ya. Yani. Orayı da görmemiz lazım. O zaman çünkü çok güzel olacak. Karanlık, karanlık, karanlık. Tak, tak, tak. Üç tane ışık iş bitecek. Bir yerde ışık eksik. Sevgili Turgut'un fotoğrafları. Turgut'ta şöyle bir şeyim var. Konser fotoğraflarını bir etiketlemişti. Bir de bunu Evet. etiketlemişti. Ama konser fotoğraflarında 9 tane vardı. Bir anda 10 fotoğrafa çıkıyor. İşte bunu Cem yapmamak Adrian'ın lazım. fotoğraflarıydı Cem bence. Adrian'ın konserinde. Evet. Evet. Bizi Seda'yla yanılmıyorsam çekmişlerdi zaten. Yani ben gittim siz gitmediniz şeyi olduğu için biz Artistik şey yapmadık onu. fotoğraf. Dahil etmedik. Bu Turgut'un bizim çok alıştığımız sokak fotoğraflarındaki becerisine yönelik işlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Hem ışık gölge kullanımı, karanlık alanların kullanımı, hem de kişilere yakınlığı, mesafesini güzel seçmesi anlamında doğru örneklerden biri olduğunu düşünüyorum bu fotoğrafın. Sağ tarafta hani müzik aletini, müzisyeni falan güzel çözüyoruz. Sol tarafın biraz daha bunu destekleyecek kalabalığı istiyor sanki. Daha biraz daha insanlar yanaşmalı. O çok patlayan Dinlemeliler, değil mi? alan, çok patlayan alan dolmalı bence biraz. Bu da Teoman mı ya? Bir Cem Galiba. Adrian, bir Teoman galiba. Bu Silüetinden tanınan sanatçılar. Turgut Yaz Teoman mı bu? Müziği bırakmadığı zamanlar mı? 15 günde bir müziği bırakıp yeniden başladığı için. Ya yukarıdan düşen ışık iyi, silüet falan da iyi ama mesela bu silüeti ben böyle aa diye söylüyor olsa daha Şarkı çok sevinirim. söylemiyor, değil mi? Evet abi duruyor ya o şey. Yoksa ışığı falan güzel. Ufuk Keçen'in bu fotoğrafında bir tane daha vardı. Önce onu koydum, sonra kaldırdım ben sunumdan abi. Şunun için. Orada da yanda iki kişi böyle bir müzik aletleri çalıyorlardı. Aynı sahne zaten. Bir kişi de zıplıyordu.
Şimdi o zıplama olduğunda fotoğrafın konusu zıplayan insan oluyor. Müzik aleti çalanlar olmuyor. Dolayısıyla bir ikinci fotoğraf bu vardı. Hani müzik aleti olması itibariyle onun için bunu bununla yer değiştirmeyi uygun gördüm. Fakat bu şey hani ben böyle bir noktadayım ancak buradan çekebiliyorum fotoğrafı. Onun için arkada demirler memirler giriyor. Onun için seyircinin birazı giriyor. Dedik yani tam ortada bilmem ne falan olmam bir tarafa bir de o atmosferi güçlü göstermek lazım. Teomanmış evet Turgut yazdı. Uğur Gökmen Keskin son 4-5 haftadır yanılmıyorsam çok şık fotoğrafları da katılıyor, destek veriyor bu şeye. Bu fotoğraf sanki böyle filmden taranmış gibi bir dokusu olan fotoğraf. O açıdan şey geldi. Çocuk ve adam tamam. Geri kalan çok karmaşık. Özellikle sağ üst köşe hikayeyi bozuyor bence. Yoksa çocuk ve adam mevzu. Ama arkanın daha toparlanabilir olması lazım. Zehra Halıcı'nın bir fotoğrafı. Bu Türkü Anadolu'nun şeylerine benziyor. Jenerik vardı ya TRT'de. Haber fotoğrafı evet. Ama bari adam biraz daha şey. Ya bu adam başka birine bakıyor. Başka evet, birine evet. Poz veriyor. Zehra Hanım yancı kalmış fotoğrafta. Olmaz. Sen hakim olmak zorundasın. Adam kemençeyi bize doğru böyle yapacak. Bize uzatacak falan. O zaman yoksa olur. Şeyi çok doğru olurdu yani. Önde çalan, arkada oynayan şeyler evet, evet. İnsanlarla çok güzel. Güçlendirirdi diye düşünüyorum. Ziyo amca, Yusuf Ziya Özcan. Ha bak Turgut şey yazmış Teoman için. Işık katili yazmış. Çünkü ışığı hep arkadan verdirip hep silüet olmuş. Onda. Buradan Teoman'a sesleniyoruz. Teoman mantıklı ol. Müziği bırakma ama ışığı da rahat bırak. Yusuf Ziya Özcan herhalde davul fotoğrafları arasında hikayeyi, duyguyu verecek anı yakalayan isimlerden biri olmuş değil mi yani? Şu havada evet. Kolu görmemiz güzel. Ama hani, kişi poz vermiyor olsaydı ben tokmağı tutup vuruyor gibi değil evet. De tokmakla duruyor gibi öyle bir şeyi var. Elin açık olmasından onu söylüyorum. Yoksa yapıştırabilir yani. Zülfü Özçelik benim fotoğraf atölyelerinden tanıdığım ve ödev fotoğraflarından falan çok bildiğim isimlerden bir tanesi. Ve o ödevlerde de yaptığı çalışmalarda fotoğraf üzerine çok kafa yorup çok özendiğini bildiğim isimlerden biri. Dolayısıyla da bu fotoğrafı gördüm ve ismi de görünce dedim ki evet ya yani bak yatay, dikey, yerleştirme hepsine çok dikkat etmiş falan. O açıdan böyle fotoğrafı bölümlerine ayırıp parselleyip o parselleri güzel kullanmış. Ve o açıdan benim hoşuma giden işlerden biri oldu. Tabii gönül isterdi ki parantezinde adam şöyle biraz daha önde çalsa daha da güzel olur. Demirleri açsa. Bir onu dinleyen bir komşu olsa falan böyle. Ha, buradan da biri çıksa o zaman Magnum'a verir fotoğrafı. Bize vermez. Fotoğraflar bitti. Bitmiş çünkü 2,5 saat olmuş konuşalım. 2,5 saat oldu abi. Yine sen çok uzattın. Ben çok kısa tuttum. Abi benim internetten kaynaklı. Tamam. Hızlıca şimdi hatırlatmalarla gidelim mi abi? Tamam. Sana vereyim mi sözü yoksa ben tamam, devam edeyim? Tamam. Ben hızlı hızlı söyleyeyim. Sen haftanın öne çıkanlarını söyle. Tamam. Evet. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe dosta arkadaşa böyle bir kanal var demeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yakın dönemde katıl üyeliğini de başlattık. Katıl üyeliğine dahil olduğunuzda bu yayınlardan ve daha önceki videolardan farklı videolar da izleme şansına sahip oluyorsunuz. Bir sonraki şey de o vardı galiba değil mi abi? Bir teknik ipuçlarına yönelik videolar var. Evet. Bazı fotoğraf atölyelerinin videoları var özel olarak hazırladığımız. Dolayısıyla katıl üyeliğine desteklerinizi de bekliyoruz. Evet. YouTube kanalımızda ürün inceleme videoları var. Dün yanılmıyorsam biz hangi gündeyiz ya? Kafa gitti benim abi. Pazardayız. Cuma günü biz yayınladık mı? Cem buralarda şey yapsın. Yayınlamadıysak ben yarın yayınlayayım onu. Sosyal medya. Bir pot şeyimiz vardı. Sosyal medya hesaplarımız Instagram, Twitter ve Facebook'ta. Takibinizi, desteğinizi bekliyoruz.
Telegram'da bir kanalımız var. Orada her gün fotoğraf ipuçları yayınlıyoruz. Bu hafta yeni bir ipucu serisine başlıyorum yarından itibaren. Dolayısıyla hararetle tavsiye ederim. Videogren.com'da galeri sayfalarında portfolyolarınızı paylaşmaya devam ediyoruz. Bize ulaştırdığınız portfolyoları hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni dönemler başlayacak. Temel fotoğraf falan da başlıyor. İşin teknik tarafını merak edenler için fototrek.com'dan detayları görebilirsiniz. Önümüzdeki haftalardaki konuları baştan söylüyoruz artık, yani çalışmaya başlayabilirsiniz diye. Dağ fotoğrafları, çok ve çokluk gösteren fotoğraflar, merdiven fotoğrafları, efendime söyleyeyim ne var daha abi? Gökyüzü fotoğrafları, gölge fotoğrafları gibi konular gelecek. Fotoğrafları hazırlamaya başlayın şimdi. Yok yani. Ben bilmiyordum, haberim yoktu falan kimse. Ha, evet yani. Ya çekemiyoruz falan olmasın, arşive bakın, şimdi gökyüzü güzel olunca çekin falan. Neydi? Serkanarıkuşu.com. Evet. Benim web sitesi 2 haftadır falan yayında arkadaşlar. Çok fotoğraf yüklemeye, eklemeye çalışıyorum. Hem portfolyo, hem kamera arkası, hem birçok farklı şey. Dolayısıyla ilginizi bekler. Yaz tatili için, yaz dönemi için program yapmayanlar, Bafa Fotoğraf Kampı 4 dönem olarak gerçekleşecek. bafasanatkampı.com'dan takip edebilirsiniz diyerek hatırlat. Davulları çalabiliriz. Tamamlamış artık. Olduk. Şimdi diye. Evet abi. İlk söz önce sende. Çıkan fotoğraflar, sonra da haftanın bizim açımızdan. Evet. Birinci. Bakalım çaktırmış mıyız şimdi, anlaşılacak. Evet. Ben bunu çakmıştım, anlamıştım zaten diyenler varsa yorumlara bekliyorum. Yazsın abi, evet. Tamam. Bunu anlamıştık diye. Bu fotoğrafı bence bunun ipucunu biraz verdik. Yani evet. Şey tarafında. Yani neden beğendiğimizle ilgili. Bedri'ni tebrik ederiz buradaki şeyde. Biraz daha yaklaşmasını isterdik ama tekrar teşekkür ederiz kendisine. Evet. Farklı bir bakış olması anlamında güzeldi. Evet. Derya Yazar'ın bu fotoğraf üzerine konuştuk. Derya Hanım'a bizde olduğu için çok teşekkür ederiz tekrar. Bu fotoğrafın da bayağı bir spoilerını verdik diye düşünüyorum. Evet. Özyüreğin fotoğrafını. Eline sağlık, gözüne sağlık. Tebrik ediyoruz. Hiçbirini vermediysek bunu kesinlikle bunu, verdik. Bunu da vermediysek artık hangisini vereceğiz yani? Gülüz Aslan Öztürk'ün fotoğrafı. Çok başarılı. Tebrik ederiz kendisini. Hacer Yalnız Dilcer'in fotoğrafı. 2 fotoğrafı vardı bu şekilde. Evet. Bu fotoğrafıyla. Farklı bakış olması bence çok keyifli bunun. Onun ve için. Hani her durumda fotoğraf çekerim inadı biraz daha. Evet, evet. Üretirim. Bu fotoğrafı da biraz bahsettik. Hüseyin Bey'in projektör yardımıyla yapmış. Sırrını öğrendiğimiz artık çok büyüsü güzel şey oldu ama. Böyle sergi güzel. Hazırlayacağım ben. Evet. Hüseyin Bey'den aldım taktiği. Tamam. Hadi Londra'ya biz buradan selam. Selam söylüyoruz. Bu müziğin bir tık üstü diye düşünüyorum ben. Hani o kişinin hareketini o açıdan keyifli. Nurten Erdal'ın fotoğrafı yine pandemideki çıldık etiketiyle. Evet abi. Çok pandemiye güzel. İsyan şeklinde. En son konuştuğumuz fotoğrafta Zühtü Özsoy'un evet. Fotoğrafı olmuştu. Ben yerleştirmesini ve özenini çok beğendim bu fotoğrafın. O nedenle de tekrar tebrik ediyorum. Ve öne çıkan fotoğrafçı. Peki, bakalım. Şöyle yapalım mı abi? Yazsın arkadaşlar hangi fotoğraf? Evet. Var mı? Bir dakika var. Bir bekleyelim. Hangi fotoğraf ben aklınıza kaldı şu ankilerden? Başka yorumlara bakayım. Bakalım. Mesela Münevver Hanım, siz anlamış mıydınız sizin fotoğrafınızın seçileceğini haftanın öne çıkanlarına? Spoiler'ı alıp şey yapıyorsunuz ama anlamadım. Zehra'nın Bafa kampı diğerinden değişik mi? Değişik değil. Yani hemen hemen aynı şeyleri yapacağız. Dolayısıyla farklı bir şey olmayacak Bafa'da. Aynı şeyleri yapacağız. Hemen şöyle bir hızlıca bakıyorum. Öne çıkan fotoğrafçıyı tahmin etmeye kimse girişmiyor Cenk. Evet. Ya 20 saniye gecikme var ya yayında. Onun için bir şey yapayım. Doğru söylüyorsun. Onu bekliyorum. Belki tık tık gelir diye. Herkese yazsa ya ben, benim fotoğraf diye. Nurten Erdal kendim dışında hepsini anladım diyor. Ha bak, demek ki çok çaktırılmıyor.
Münevver Hanım evet dediğiniz sizin fotoğrafı seçeceğimizi mi anlamıştınız? Hadi bakalım. Bir dahakine öveceğim öveceğim seçmeyeceğim. Öyle yapacağım. Tamam. Evet o abi. O zaman ben bence paylaşıyorum. Haftanın fotoğrafçısını gösterebiliriz. Hasan Tahsin Yaktun'un fotoğrafı. Üzerine Evet. fazla konuşmadık aslında. Bilerek buraya Evet, bu sefer. bıraktık şeyde. Gerçekten hoşumuza giden çalışmalardan bir tanesi oldu. Hasan Bey'e tebrik ederiz. Yayın sonrası bizle iletişime geçerse istediği atölyelerden bir tanesine katılabiliyor değil mi Cenk? Evet. Tamam. Fototerek.com'dan bir atölyeyi seçebiliyor. Yani burada o kuşların uçtuğunda arada bir boşluk açılıyor ve orada biz işte neyi çalan amcayı görüyoruz. Bir taraftan böyle o neyin biz bildiğimiz için daha sakin bir havası, daha sakin bir dünyası olduğunu biliyoruz. Ama bir kuşların o hareketiyle onu tamamen kontrast bir dünyanın oluşması falan bence çok keyifli işlerden bir tanesi. Tebrik ediyorum ben Hasan Bey'i. Bravo valla. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani hem Gerçekten katılanlara hem bakması ve yorumlaması izleyenlere. keyifliydi bizim açımızdan. Biraz yayınların süresini arttırma konusunda bir eğilimimiz var. Umarım önümüzdeki haftalarda o kısmı biraz kısaltırız diye tahmin ediyorum. İnşallah. Herkese teşekkür ederiz. Geldik haftanın Gelecek konusu. haftanın konusuna. Artık burada yani gölgeler konusunda çok ciddi, keyifli şeyler bekliyoruz, yaratıcı çalışmalar bekliyoruz. 30 Nisan Cuma akşamına kadar bütün dinleyicilerimizi, takipçilerimizi Videogram Gölgeler etiketiyle bizle beraber olmaya çağırıyoruz diyelim. Evet. İki tane şey söyleyeceğim abi. Buyur. Bununla ilgili. Bir, zaten açıklamasında yazacağız. Silüet fotoğraflar değerlendirme dışıdır. Silüet bir gölge değildir. Dolayısıyla silüet, ya benim çok güzeldi fotoğrafım, niye seçmediniz? Çünkü silüet. Konuşmayacağız bile. Bakmayacağız bile fotoğrafa. Öyle net bir şey söyleyeyim. İkincisi de geçtiğimiz yıl, yaklaşık bir yıl önce biz Videogren alt çizgi gölge diye bir etiket açtık. Doğru. Bu sefer gölgeler diye etiketi değiştirdik ki aynı çakışma olmasın diye. Dolayısıyla daha önce paylaşılan fotoğrafları biliyoruz. O fotoğrafların paylaşılmaması gerekiyor. Oradan da double check yapabiliriz, kontrol edebiliriz. Tekrar seçmemizin sebebi artık Videogren ailesi genişledi. Dolayısıyla bazı konuları tekrar tekrar işleme şansımız olacak. Ben çok keyifli, çok sıkı işler bekliyorum açıkçası bu hafta fotoğraflarda. Diyerek Yayını bitirme görüşmek konusunda üzere diyorum. neler yapabilirim diye deneyeceğim şimdi. Herkes burada hızlıca çıkarsa sevinirim çünkü ilk defa yayını Hadi. kapatacağım. Ne olur kısmını bilmiyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.